İyi akşamlar, Temsil Heyetine hoş geldiniz. Çok yoğun konu başlıklarımız var. Hem Türkiye'de yaşanan gelişmeleri hem yurt dışında, dünyada yaşanan gelişmeleri süremiz yettiğince konuşacağız. İç siyasette bir hayli sıcak başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le görüştü. Uzunca bir yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Yine Akşener'le görüşmesini geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Onun akabinde yine Ayşe Ateş'le alakalı siyasi anlamda yaşanan gelişmeler var ki onlardan en önemlisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş olması. Bunları ve daha fazlasını konuşacağız. Kimlerle? Kıymetli konuklarımla. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Oral'la. Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Sağ olun. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Yağmur. Hepimize çok teşekkürler ve Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özal Tümer, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok yoğun bir haftayı yine geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanı şu an İspanya ziyaretini tamamladı. İtalya'ya geçecekler. Onun da gündemi çok yoğun ama gitmeden önce aslında bize pek çok konu başlığı bıraktı. Özgür Özel ziyaretiyle başlayalım dilerseniz. Çünkü oradaydık, karşılaştık orada sizinle. O süreci yakından takip eden bir isimsiniz sahada aynı zamanda. Genel atmosfer nasıldı? Buradan başlayalım dilerseniz. Peki, teşekkür ederim. Genel atmosfer aslında milletin de bir miktar beklediği gibi olumluydu. Yani basın mensuplarının, medya mensuplarının ve aynı zamanda akademisyenlerin de yüzünde bir miktar tebessüm vardı aslında. Çünkü iki lider el sıkıştığı an orada %75 var minimum. Ve çok muhtemel aslında kendini o karede görmek isteyen insanlar da var. Çünkü bu bir iklim değişikliğini de beraberinde getiriyor. Biz hep iklim değişikliğini olumsuz olarak anıyoruz ama o kadar yumuşamayı, o kadar normalleşmeyi özler hale geldik ki. Düşünün, iki siyasi parti arasındaki üst düzey temasların ne kadar sınırlı cereyan ettiğini. Fakat biz son bir senede Almanya'da Hristiyan demokratlar ile sosyal demokratlar arasında en üstte toplam 8 defa görüşme gördük. Belçika'da 7 defa buluştular. Çatışmanın yoğun olduğu Yunanistan'daki siyasi çizgide liderle, başbakanla, ana muhalefet lideri 9 defa bir araya geldi. Fakat Türkiye'de bu bir araya gelmeye ilişkin sıkıntıları biz sanırım biraz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kaynaklı olarak konuşuyoruz. Çünkü Kemal Bey bir takım anlamsız sıfatlarla devlet ile millet arasındaki o bağıntıyı koparmak adına şu cümleleri kurmuştu. İşte saray demişti, partili cumhurbaşkanı demişti ve böylece kendince reisi cumhur makamının milletten kopuk olduğuna dair bir algı yaratmaya gayret etmişti. Fakat olmadı, tutmadı. Şimdi tutmayınca Özgür Özel, o da çok tecrübeli bir siyasetçi aslında. Uzun yıllar meslek odası genel başkanlığı, genel sekreterliği, ardından 5 dönemdir milletvekilliği, parti sözcülüğü, grup başkan vekilliği, grup başkanlığı derken herhalde aşağıda bir yerde iyi pişmiş olacak ki bu manada kopukluğun, size ana muhalefet görevi vermiş olmanın anayasal görevini bir miktar daha iyi okuduğunu düşünüyorum. Çünkü ana muhalefete verilen görev her ne kadar anayasada ikinci parti adıyla anılsa da milletin derdiyle dertlenmektir. Sorunlarını sorun olarak alıp yeri geldiği zaman çözüm üretebilmek ama iktidarı taşıyabiliyor olmaktır. Siz aranızda bir çin seddi gibi duvar çektiğinizde, diğer tarafı bir kamp gibi ötekileştirdiğinizde çözüm odaklı adım atamıyorsunuz. Vatandaşın size oy verip git benim sorunumu çöz kelamını doğru yerde yürütme organına iletemiyorsunuz. Hatta yasama organında maalesef özellikle grup toplantılarında verilen ağır ve sert mesajlar komisyonlara hep olumsuz yansıdı. Komisyonda, alt komisyonlarda çalışma ritmini kaybeden bir yasama organı gördük uzun yıllar boyunca. Çünkü Kemal Bey diyordu ki uzlaşı olmaz, müzakere olmaz. Aslında onun aklında sürekli bir münakaşa, bir diyalogsuzluk ortamı yaratmak vardı. Bu kendi tabanını konsolide eder miydi? Etti. Ama 23, 24, 25 bandına sıkışan bir Cumhuriyet Halk Partisi gördük. Özgür Bey bu işin matematiğini bence daha iyi kavradı ve eğer ana muhalefete bir alternatif olabilirsin algısı oluştuysa, yerel seçimlerden birinci parti çıktıysa, o zaman ben de sorun çözen arena olan yürütmeye, cumhurbaşkanına, bakanlara kendimin ortaya koyduğu, partimin ortaya koyduğu projeleri sunabilirim dedi. Muhtemelen tarımda ya da öğretmenler meselesinde, emekliler meselesinde, hububat fiyatlarında her birinde efendim bizim de böyle bir çözüm önerimiz var. İşte bakın biz şuraya, istişareye o kadar hasret bir noktadan geldik ki 12 yıldır bence bu diyalog ortamı iki tane hususu çok net bir şekilde doğurdu. Bir, belli ki çok uzun bir süre anlamsız bir erken seçim tartışmasından uzak duracağız. Bizim arzumuz ve ideal olan herhalde 4 yıl
seçimsiz bir dönemdir ki iktisadi anlamda, dış politika bağlamında, iç siyaset noktasında bir toparlanma sürecini hep beraber yaşayabilirim. İkincisi, eğer bu manada iktidar ve muhalefet güçlü bir şekilde yan yana durabilirse, özellikle dış siyaset bağlamında, çok muhtemel dış yatırımcılar açısından da bir cazibe merkezi haline gelebilir. Anlamsız bir yabancı düşmanlığın önüne geçilebilir. Anadolu ruhuna çok da yakışmayan ırkçı tavırlar orada durdurulabilir. Ve muhalefete oy vermiş tabanın da söylemleri iktidara ulaştırılabilir ve çözüm odakları geliştirilebilir. Oradaki hava olumluydu. Ben de şahsen bu gelişmenin, bu buluşmanın oldukça olumlu olduğunu düşünenler arasındayım. Peki. Fadime Hanım, sizinle devam edelim. İsterseniz biraz konu başlıklarını açalım dilerseniz. Örneğin tarımdan bahsetti Levent Bey. Onunla alakalı gelişmeler ele alındı. Özellikle desteklenmesi konusunda bu alanın Özgür Özel'in talepleri oldu. Onun dışında yine dış politika. Biraz konulara girelim isterseniz. Çünkü 1,5 saat süren bir görüşme oldu. Yine aynı AK Parti Genel Merkezi'ndeki gibi uzun sürdü görüşme. İzninle ben aslında konu başlıklarına çok girmeyi gerekli görmüyorum. Şöyle... nihayetinde elbette CHP'nin konuşmak istediği konu başlıkları vardı. İlk ziyaret içinde öyleydi. İkinci ziyaret içinde o başlıkların neler olduğunu zaten yoğun bir şekilde, hatta medyayı epeyce bir o kendi gündem başlıklarıyla konuşturarak paylaştılar. Yani o konu başlıklarını bence biliyor o kamuoyu. Ama AK Parti'nin konu başlıklarını bilmiyorduk biz. Yani Ömer Çelik görüşmeden sonra çıkıp da hangi konuların konuşulduğu, AK Parti açısından hangi konuların konuşulduğu ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Özgür Özel'e neler söylediğini o tek tek anlatana kadar aslında biz AK Parti açısından o konuşma, iki ziyarette de, iki buluşmada da neler konuşulduğunu ve perspektifin ne olduğunu bilmiyorduk. Ben biraz şöyle bir analiz İlk yapmak istiyorum. İlk açıklama AK Parti'den geldi görüşmeye ilişkin, evet. Ömer Çelik'ten. Ben şöyle bir analiz yapmak istiyorum Yağmur. Konu başlıklarını biliyoruz. İşte Gezi davası tutukluları var. Demirtaş'la ilgili şeyler var. Emeklilerin asgari... Yani bunlar CHP'nin kendi ajandası. Yani bunlar CHP'nin siyasi ajandası. Yani altını çizmek gerekiyor. Ben daha yukarıdan bir yerden bir analiz yapmak istiyorum. Biraz bu meseleye öyle bakıyorum. Yani bu süreç evet pozitif. Ben de pozitif buluyorum. Ama bunun ötesinde bir değerlendirme yapmak gerektiğine inanıyorum. Ben Sayın Özgür Özel'in çok doğru bir stratejiyle, doğru iyi bir akılla bu süreci başlattığını, yani hem milli iradeye saygı bakımından, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın makamına ve şahsına saygı bakımından doğru bir hamle yaptığını, bunun da karşılık gördüğünü ve bütün toplum açısından bir karşılık gördüğünü önce tespit ederek başlayayım. Ama nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Özgür Özel açısından bu süreç hem Özgür Özel'in liderleşme ve genel başkanlığını başta kendi partisine, sonra bütün muhalefete ve bütün siyasete, bütün muhataplara kabul ettirmesi şahsı açısından bir strateji. Bir de CHP'nin şimdi 31 Mart'ta yerel seçimde birinci parti çıkmış olmanın da verdiği bir cesaretle ve aynı zamanda da bir ivmelenmeyle bu süreci Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gücünün ve forsunun etkisinde iktidara yürüyen partinin bir yolculuğu olarak dizayn ettiğini ve bunu böyle gördüğünü düşünüyorum. Çünkü ilk ziyaret içinde bu böyleydi. Bu ziyarette de aynı şey oldu. CHP kendi siyasetini Sayın Cumhurbaşkanı'nın da adının içinde geçtiği cümlelerle birlikte bütün kamuoyuna anlatıyor. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Örneğin 28 Şubat yargılamasıyla alakalı komutanların salıverilmesi gerekiyordu. Bu zaten gereken bir durumdu. Geç yapıldı ve bunu CHP sayesinde yapıldı. CHP bunu mesela bugün aynı şey oldu. İşte Didem'le birlikte biz bugün İçişleri Bakanımızın bir yıllık bütün yapıp ettiklerinin, faaliyetlerinin bir medyaya duyurduğu bir toplantıdaydık. Ben bugün CHP medyasını, özellikle toplantıdan çıktıktan sonra CHP medyasına baktım. Öyle mesela İçişleri Bakanı'nın toplantısını nasıl verecekler? Vermediler. Ama şöyle yaptılar. İşte Murat Bakan
gölge bakan, İçişleri Bakanı, yani biliyorsunuz CHP bir gölge bakanlar kabinesi oluşturuyor ve bütün bakanların çalıştıkları alanlarla ilgili kendi sorumlu genel başkanları o konuları çalışıyor ve kamuoyuna paylaşıyor. Mesela İçişleri Bakanı faaliyetleriyle ilgili hiçbir şey anlatılmadı ama Murat Bakan İçişleri Bakanı ile yaptığı toplantının içeriği üzerinden CHP'nin politikalarını anlattı. Yani AK Parti'yi, AK Parti'nin siyasetini Cumhurbaşkanı'nda yapılan görüş bir sıçrama noktası ya da bir hazır flaşlar, bütün spotlar kendilerine dönmüşken CHP'nin siyasetini AK Parti tabanı da dahil olmak üzere bütün topluma anlatmak için bir imkan olarak değerlendiriyor. Bunu görmek gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bunu negatif bir şey olarak söylemiyorum. Bu süreci olumluyorum. Ama nihayetinde CHP için bu, CHP ajandasının, Sayın Cumhurbaşkanı'nın forsunun ve gücünün de etkisinde topluma anlatıldığı bir siyasi hamle olduğunu görmek gerektiğini düşünüyorum. Peki toplumdaki sorunların çözümü noktasına gelecek olursak, bütün bu konu başlıklarının ele alınmış olması, kırmızı çizgileri ihlal etmeyecek şekilde sorunların çözüm noktasında adımların atılmış olması. Bu kötü bir şey değil zaten, söylediğim, dediğim gibi, ama şöyle bir şey var. Mesela işte 28 Şubat tutuklularının salı verilmeleriyle ilgili bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı zaten masasında olan, muhtemelen neticelendireceği bir konu. Oradan gelip söylendiği için sanki CHP'nin başarısı olarak aktarılıyor. Bunu Cumhurbaşkanı çok umursamadığını ya da çok hani bunu ya bu yumuşama havası için olabilir gibi gördüğünü de düşünüyorum. Ben şunu bir izninle bitirmek istiyorum. Şimdi CHP'nin bunu böyle bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü altını çizerek buradan geçiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sürece öyle bakmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı elbette AK Parti Genel Başkanı ama o daha çok önümüzdeki hazine değerinde dediği bu 4 yıl seçimsiz 4 yıl içerisinde Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmek istiyor. Sonuçta bizim etrafımızda büyük bir ateş çemberi var ve yaklaşan tehditler var. Ve bu tehditlerin ve bizim de henüz bilmediğimiz başka bir takım gelişmeleri de en iyi bilen kişi Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü istihbarat raporları vesaire her şey onun önüne geliyor. O iç cepheyi çelikleştirmek istiyor. O yüzden de bu görüşmeleri, bu yumuşamayı, Türkiye'nin siyaset üstü meselelerini muhalefetle de konuşmak, aynı noktada buluşmak önemli bir şeydir. Bunu bu şekilde değerlendirmek istiyor. Anayasa zaten Türkiye'nin bir bekleyen, hiçbir zaman bir aciliyet kesbedilmeyen ama mutlaka halledilmesi gereken bir sorunu. Onu da çözmek istiyor. Başka bir takım işte mesela Ömer Çelik'in de anlattığı gibi bazı meselelerde CHP CHP'nin de kendi network'ünü kullanarak o Türkiye'nin meselelerini dış dünyaya anlatılma konusunda işbirliğini duyduk. Ama nihayetinde ben iki parti açısından, iki muhatap açısından bu sürece farklı anlamlarla bakıldığı kanaatine sahibim. Biraz o yani bütün gözlemim ve sürece baktığımda İş böyle, işin böyle yürüdüğü kanaatine sahibim. Şeyi çok koordineli bir şekilde bu süreci yürüttüklerini de düşünüyorum. Burada AK Parti'nin kendi iletişim stratejisini oluşturmakta zayıf kaldığı eleştirisinde yapıyorum. Çünkü CHP medyası CHP ile birlikte CHP'nin bu ajandasını öyle güzel işliyor ki yani hani, işte Cumhur İttifakı'nda çatlak oluşturma ya da orada ulaşabilecek bir sıkıntıyı büyütme de dahil olmak üzere o çok koordineli bir şekilde mesela işliyor ama burada öyle değil. Biz AK Parti'nin gündemini bile Ömer Çelik anlatana kadar bilmiyorduk detaylarını. Yani şu konu başlıklarını tek tek işte mesela bu PYD teröristan konusunu ne bileyim Gazze konusunda Türkiye'nin alacağı pozisyonu Sayın Özgür Özel Sosyalist Enternasyonel'de de anlatsın talebini Sayın Cumhurbaşkanı'nın iletmiş olması ya da diğer bütün konu başlıkları uzun uzun şimdi onlara girmek istemiyorum. Ama bunları mesela biz
Bilmiyorduk. Çünkü medya ile ilgili AK Parti'nin böyle bir stratejisi olmadığını bu süreç içerisinde görmüş olduk. Ama en nihayetinde ben tabii ki Özgür Özel'in bu süreci yürütürken Sayın Cumhurbaşkanı'na işte saygılı hitabı da dahil olmak üzere Türkiye'nin meselelerini aslında CHP'nin ne kadar çalışmış olduğunu gösterilmesi gibi bir pozisyonun çıkması, CHP kadrolarının ülkeyi yönetmeye ehil insanlar olduğu, hazır olduğu imajının yaratılması, bunların hepsinin zaten bu çalışılmışlık üzerinde olduğunu siz, görmemiz gerekiyor. Sorunları siz çözemiyorsanız bırakın biz çözelim dedi i̇şte bugün. Burada yani şuna ayılmak demeyeyim ama yani bunun adını koymak lazım. Hani bunu durumu yaşasın eller, hani herkes el ele tutuşsun, dünya güzel olsun falan. Yani İşin böyle bir romantik havada olmadığını da görmek lazım. Bir strateji CHP var yani. Hem de çok iyi çalışılmış ve çok koordineli yürütülen bir strateji var. Hani olumluyoruz tamam ama hani burada CHP'nin kendi ajandasını her şeyin üstünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın sayesinde topluma anlattığını görmemiz lazım. Ama birkaç tane de kulis izninle paylaşayım. En sevdiğimiz. En sevdiğimiz. Tamam. Çünkü hani içeride ne oldu, nasıl konuşuldu, kim kime ne hediye etti, ne içildi falan vesaire. Mesela bu daha önceki ilk toplantıda da öyle olmuştu. Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı bütün hitabı boyunca, yani bütün bu bir buçuk saat süren görüşme boyunca bütün hitaplarını Sayın Cumhurbaşkanım diyerek yapmış. Mesela bunu hep ısrarla böyle yapmış, hiç efendim ya da başka bir şey değil, Sayın Cumhurbaşkanım diyerek hep yapmış. İşte salonu anlatmış tek tek, konumlanışı, kanepeler, koltuklar, Sayın Baykal döneminde böyle hikayesini, yani salonun hikayesini anlatmış. Şöyle bir şey mesela, bilmiyorum Cumhurbaşkanı Didem. Cumhurbaşkanı herhalde şey demiş. Çünkü pek bir şey değişmemiş demiş 18 sene önceyle kıyaslayıp değil mi? Evet. Hala bulaşıyoruz yerdesiniz mi? O da işte şu kanepe böyle geldi, onu sola çevirdik vesaire gibi değişiklikleri anlatmış. Ama şu kısmı mesela bana ilginç geldi. Bunu daha önce ben duymamıştım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu üçüncü buluşma da sayılabilecek işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 50. yıl için hani birlikte gidelim çağrısına Özgür Özel orada olur planlayalım demiş. 200 kişilik bizim ayrı bir planımız vardı dememiş. Bu sonradan kamuoyuna açıklanan bir şey. Yani salonda Cumhurbaşkanı bu öneriyi getirdiğinde olur planlayalım demiş. Daha sonra dışarıda dendi, bizim zaten bir planımız vardı, 200 kişilik bir hazırlığımız vardı vesaire diye, ama nihayetinde rahat geçmiş. Ama ilk toplantı, ilk görüşme daha esprili, daha mizah. Evet, AK Parti'deki daha mizahın da önünde olduğu, esprilerin havada uçuştuğu bir toplantıyken bu biraz daha az espriyle bu toplantı olmuş. Ama Sayın Özgür Özel yani çok rahat ve dediğim gibi hani hürmetliymiş. Peki, çok teşekkürler. 18 yıl sonra ziyaret, bu arada bir de 74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin kapısından bir cumhurbaşkanı girmiş olmuş. Bir de böyle bir bilgi de aldım, onu da paylaşmak istedim. 70 kaç yıl? 74 yıl sonra bir İnönü mü acaba önceki? Evet. İnönü değil mi? Celal Bayar'dan hemen önce 50 yılında Sayın O da CHP'li tabii cumhurbaşkanı. Girişteki tokalaşma çok uzun sürdü. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bir nerede fotoğraf çekinsek diye önce arabanın etrafına bakındı. Sonra merdivenlerin yukarısına çıktılar. Sonra çıkışta tekrar tokalaşma faslı çok uzun sürdü. Ve içeride 1,5 saatlik bir görüşme oldu. Nasıl yani şöyle, takip ettiniz? CHP bunu bu ziyarete çok önem verdiğini ve titizlendiğini, hani bir aksaklık olmaması için çok çalıştığını, bence her şeyden önce kendileri Cumhurbaşkanlığından forslu bayrak talep ederek gösterdi. Hani evet. Bu o titizliği aslında bizzat ben de gözlemledim orada. Neyi nasıl yani yapalım? O forslu şey, evet. Bayrağı nereye yani asalım? Yani işte kapılar açılmış, güvenlik görevlilerinin, yani biliyorsunuz bir bakan bile geldiğinde hani izleyiciler bilmeye olabilir ama protokol, önce ekipleri kuralları. Gelir, protokolcüleri gelir, bakar, koltuk nereye oturulacak, nereye, güvenlik önlemleri gözden geçir falan. Bunların hepsi ev sahibinin yerinde yapıldığı için biraz tabii ki böyle süreçler hassas ilerleyebilir. O odaya bakalım, bu odaya girelim falan gibi şeyler olabilir. Hatta zaten
zannediyorum, teyit etmedim ama olası bir devlet kriziyle alakalı Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullanılabileceği bir oda da ayarlandı. Acil durum odası ayarlandı bir tane. Olur bir telefon görüşmesi yapmak isteyebilir veya yanındakilerle bir şey istişare etmek isteyebilir diye böyle bir şey de yapmış. Dolayısıyla bu özen gösterilmiş. Bunlar işin çok elde malzeme olmadığı zaman üzerine laf söylenecek, söz söylenecek detayları bana sorarsan. Ama elde magazin malzeme hep var okutur, magazin hep okutur. Bu da iyidir. Elde bir şey veri olmadığı zaman o orada durdu, bu burada durdu. Şekil şartlarına bakılır. Evet, oraları çok bana da önemli gelmiyor yani. Yani onları geçelim, daha önemli konularımız var. Çünkü ikinci, şimdi bir ilk görüşmenin gerçekleşmesi önemliydi. O randevunun ne zaman verileceği. İkincisi o mesafenin, ikinci randevunun, iade-i ziyaretinin ne aralıkta yapılacağı. 40'ı çıktı, yapıldı. Evet. 40 gün arayla yapıldı, hızlı gelişti. Şimdi fakat biz bu normalleşme süreci, yumuşama süreci adına her ne derse denesin. Asıl bundan sonra. Yani bundan sonra devamlılığı nasıl idame ettirilecek? Bir, ona bakmak lazım. Şimdiden üçüncü görüşme ne zaman deniyor? Yani bu bir rutine mi binecek? Yoksa belli dönemlerde mi görüşecek? Görüşmenin aralığı mı açılacak falan gibi. İki, benim gözden kaçırıldığını düşündüğüm ve Sayın Devlet Bahçeli'nin de son haftalardaki açıklamalarıyla, hatta Meral Akşener görüşmesiyle, hatta İyi Parti'den gelen tepkilerle böyle iç içe geçen fotoğraf içinde fotoğraf, fotoğraf içinde fotoğraf, bu işin hep bir AK Parti CHP arasında normalleşmeymiş gibi kodlanırken aslında normalleşme denilen ya da yumuşama denilen bir milletvekilinin ifadesiyle ne demişti hatırlayacağım. Herkes bir isim veriyor. Sakinleşme dedi mesela birisi. Sakinleşme süreci dedi. Hatta geçen haftadan yumuşama mı normalleşme mi konuşmuştuk. İşte Özgür Özel söyledi falan. Bu sürecin sadece iki parti arasında değil, bütün partileri etkileyen ve ancak hepsinin eşit oranda ya da bir şekilde katkı sunarak devam edeceği, hepsinin bir şekilde etkileyeceği bir süreç olduğunu anlamak gerekiyor. Bence son iki haftadır özellikle olan bitenler bize bunu gösteriyor. Yani Meral Akşener'le ilgili verilen fotoğraf bundan farklı mı? Benim konuştuğum bazı AK Partilere göre normalleşme sürecinin de devamı. Ama o fotoğraf sadece verildiği için İyi Parti'de başlayan tartışmayı, bütün bu normalleşme meselesinin başka bir yerine mi koyacağız? Sayın Devlet Bahçeli'nin kayıt düştüğü, 2-3 haftadır yaptığı tanımlamaları bunun dışına mı koyacağız? Bir kere ben hali hazırda bir normalleşme meselesinin içinin doldurulma sürecinde olduğunu düşünüyorum. Daha henüz o tarif koyulmadı. Evet. Herkes kendi sınırlarını, kendi kırmızı çizgilerini, kendisinin nerede durduğunu tarif ediyor. Ben bu haftada yazdım. Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki haftadır yaptıkları toplantılarla kendilerinin normalleşmeden ne anladığını ortaya döktüklerini düşünüyorum. Öte yandan birileri çok hızlı bir şekilde CHP AK Parti koalisyonuna kadar giden yorumlar yapıyor. Bunların üretilen bu teoriler üzerine, bu şeyler üzerine, yapılan yorumlar üzerine, işte Meral Akşener'e Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edildiği bütün gibi konuları bitireceksiniz ama şimdi. Yok ama bunların tam da onu anlatmak istiyorum. Yok, bitmez. Başlıklar birbirinden aslında ayrıymış gibi gözüküyor ama ayrı domino değil. Taşı etkisi yaratıyor. Hepsi birbirinin içinde. Biraz normalleşme meselesini konuşurken tam da hep bütün aktörleri, yani Meral Akşener görüşmesi başlığı bu başlıktan ne kadar içeride ne kadar dışarıda o da tartışılması lazım. Benim söylemek istediğim şu, ben şuna bakıyorum, şu fotoğraf, ekranlara yansıyan şu fotoğraf var ya, bu ikincisi beraber verilen fotoğrafın, hatta üçüncüsü. Tabii bir resepsiyon resepsiyonu da var. Ondan sonra üzerine yorum yapılan son 1,5 haftadır bütün fotoğraflar bu fotoğrafın çıktıları. Sayın zaten Devlet Bahçeli'nin yüzü de bir yere bununla anlamlandırılmaya çalışılıyor gibi. Bir tanesi bu. Ve şu da, bunun içerisi doldurulmazsa
enfekte olmaya da o derece açık bir süreç. Konu. O yüzden aslında yumuşama, normalleşme veya sakinleşme değil de sadece keşke diyalog süreci mi denilseydi? Bence Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci görüşmesinden çıkan somut tek şey diyaloğun devam edeceği konusundaki kararlılık. Hı hı. Yani Mehmet Şimşek'le 3 CHP'li ismin bir araya gelecek olması, evet, dış politika konusunda ortak, dışarıya karşı bir ortak duruş sergilenmesi. Biz burada daha önce hatırlarsan Özgür Özel'in Filistin meselesiyle ilgili yaptığı konuşmaların da hiç daha bu gündemde yokken aslında buna hizmet edilen nitelikte olduğunu ve onun da bir değişimi işaret ettiğini de konuşmuştuk. Bana onların hiçbir tanesi yeni gelmiyor. Şimdi herkes şey bakıyor, bu normalleşme nereye kadar gidecek? İşte CHP'nin kaç tane talebi yerine girecek? CHP'nin ortaya koyduğu yapılması için yanına birer tane böyle işaret tamamlandı, tamamlandı denilecek meseleler bazılarının çok uzun zaman alacağını görülmesi lazım. Seçimin üzerinden 2 ay geçti, bir önceki görüşmenin üzerinden 40 gün geçti. Bütün bu süreçte olan biten bazılarını tatmin etmiyor olabilir ama en nihayetinde bu normalleşme meselesi CHP'nin elindeki listenin kaç tanesinin yanına tik atılacağı bir de yapmak meselesi değil. Bir yani böyle mi ki bu? Böyle hani, bakılmasını zaten yani, söylüyorum. Yani yanlış bir algı oluşuyor. O algının düzelmesi lazım. Normalleşme dediğim, şimdi bak normalleşme meselesini mecbur, yani, siyasiler kendilerine göre dönüşürken, bunu tartışmayı yaparken konuşabilmek aslında sadece. Sadece konuşmak aslında. Neden? Birilerinin yani... Bu olursa normalleşeceğiz. Bu olursa ben liderlerin de çok öyle bakmadığı ama çevrelerinde her zamanki gibi kümelenen tarafların, bu tartışmayı yürütenlerin bu meseleyi biraz bu tarafa doğru sıkıştırmaya çalıştığını ve tam da bunun rahatsızlık yaratma noktasına doğru bazı yerlerde bunu liderler yönetebilir diye düşünüyorum. Yani Özgür Özel'in mesela açıklamaları yine Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik de eleştirer nitelikte devam ediyor. Sonra da açıklamış biliyorsunuz. Şimdi bir gazeteciye sonra ne demek istediğini, suç ortaklığı ifadesiyle biraz da hemen reaksiyon göstermek zorunda hissetmiş diye de okuyabiliriz. Orada ama yanında sert hemen sağ değil. Tarafında Ekrem İmamoğlu vardı. Yani ben bütün beden dilini ve Ekrem İmamoğlu'nun oradaki duruşuna da fotoğrafı ve o cümleleri nasıl sarf edildiğine baktığımda orada da başka bir denge kurma çabası var. Ve hatta ben Ekrem İmamoğlu'yla aynı karede olduğunda Özgür Özel'in hiç de o dominant siyaset kuran, oyun kuran genel başkan olduğunu düşünmüyorum. Yine orada bir paralize oluyor yani. Bir kare yakaladım ben bir de. Bir paralize oluyor yani. Ekrem orada Ekrem İmamoğlu'nun olduğu ortamda hala o ilişkinin başladığı zamanki bir borçlu olma hali midir? Ya da nasıl bir denklemle, nasıl bir anlaşmayla başladıysa bu değişim süreci, orada Özgür Özel'in onun olduğu ortamda rahat olmadığını, paralize olduğunu biz düşünüyorum. Öyle gördüğümüz refleks için... halinde çıktığını düşünüyorum o cümlenin biraz. Belki de bu bir alışkanlıkla yaratmış olabilir. Bir tane daha bir şey söyleyeyim. Lütfen yine söyle katkı... ama açtığın yeri önemsiyorum. Oradan ben de bir katkı vermek istiyorum. Mesela 2 gündür CHP aktörleriyle MHP aktörleri arasındaki bugün daha çok hani artan dozajı karşılıklı birbirlerine şey söylüyorlar, tepki gösteriyorlar. Şimdi şöyle mi? CHP AK Parti ile normalleşecek ama MHP ile sertleşecek mi? Yani böyle mi olacak bu? Dolayısıyla burada kavramları ben yerli yerine oturtmak ihtiyacının daha çok başında olunduğu bütünlük mesela aynı zamanda biraz sıçrıyorum hızlıca ama Sayın Musavat Dervişoğlu'nun özellikle son haftalarda en sonuncusu Sayın Akşener'in verdiği fotoğraf ve parti içerisinde başlayan tartışmalardan sonra olmak üzere onun da itirazları var. Onun da yani burada partiler kendi itirazlarını evet ortaya koyuyorlar. Her partinin hem kendi içine hem de dışarıya doğru da söylemek zorunda olduğu şeyler de var. Kimleri bu süreçten hiç tatmin olmayacak. Çünkü o meseleye kendisi açısından bambaşka bir yerden bakacak. Kimileri birazcık tatmin olacak ve bulacak. Ama mesele şu.
mesele bu sürecin ilmik ilmik nasıl oluyor? Biz daha önce de söylemiştim, bir kez daha söylüyorum. Bir sonraki seçim gününe geldiğimizde bütün bir muhasebeyi yaparken hepsine dönüp bakacağız ve o zaman zaman aralıklarını daha iyi anlayıp üzerine bir şey söyleyeceğiz. İki ay böyle geçti ama sonraki beş ay böyle oldu. Sonraki bir yıl böyle geçti. Daha konuşmadılar. Bunlar bunun için gibi. Yani, evet. Ya da buradan buraya sıçrandı falan diyeceğiz. Yani bütünlüklü bakabilmemiz lazım. Onun için de bence hem siyasetçilerin hem yorumcuların, akademisyenlerin, analistlerin, kimlerse yani bu sürecin içerisinde bir şekilde bunu anlamlandırmaya çalışanların, herkesin biraz daha geri çekilip biraz soğukkanlı bakıp böyle çok telaş etmeden her şeyi bir parça gibi görmesi lazım. Yani bir meseleyle hiçbir şey değişmiyor. Evet. Bir tane olay hiçbir şeyi aydınlatmıyor. Ama şeyleri harekete geçiriyor. Yani tabii o domino taşlarını hareket ettirdiğini görmek lazım bu. Şimdi CHP ve AK Parti'nin 18 yıl boyunca çok gergin olan siyaseten sertleştiği, her şeyin çok sertleştiği ve bir manada toplumsal bir kutuplaşmanın da ister istemez oluştuğu bir süreci yaşadık. Hı hı. Ben bu sürecin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefet etme tarzıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü tamamen devlete, devlet adamlarına yönelik, devlet kurumlarına yönelik yıpratıcı, yıkıcı bir siyasi dili vardı. ve Sayın Erdoğan'ı şeytanlaştıran bir süreçti bu. Ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu aşan bir şey. Bu küresel bir kuşatma döneminde CHP'nin olmayı seçtiği pozisyonla ilgili. Şimdi Gezi oluyor, 17-25 oluyor. Bir sürü Türkiye'nin başına yani say say bitmez. Pek çok küresel bir kuşatmanın sonucu olan içeride yaşadığımız sert olaylar var. Ve böyle bir olayda Türkiye'nin ikinci partisinin lideri Türkiye'nin menfaatlerinin değil de Türkiye ile mücadele eden ülkelerin söylemlerinin ve pozisyonlarının yanında durursa orada kutuplaşılır. Mesela ben kutuplaştım Kılıçdaroğlu ile o süreçte. Bu ister istemez böyle bir şeydir. Çünkü bu çok kritik bir noktada orada olmasını beklersiniz. Yani 15 Temmuz'da bile söyleyin Yenikapı mitingine zoraki geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Yaptığı konuşmada bayağı kötü bir konuşmaydı. Geldi ama hiç de öyle hani o Yenikapı mitinginin ruhuna uygun bir konuşmada değildi. Şimdi bunu gördükten sonra, bildikten sonra bu sertleşme ve ayrışma ister istemez olur. Ama işin bu kısmını bir tarafa bırakıyorum ben. Şeyi önemsiyorum. Şimdi tabii ki iki parti Türkiye'nin milli menfaatleri konusunda bir araya gelebilmeli, konuşabilmeli. Partiler bunu zaten mecliste yapıyorlar. Yasa çalışırken grup başkan vekilleri arka odaya gidiyor. Bu masaya, bu masa gibi bir masaya oturuyorlar ve çalışıyorlar yani. Yani zaten partiler bir arada çalışıyor. Olmayan şey liderlerin bir araya gelmesiydi. Liderlerin bir araya gelmesi evet özlendi, beklendi, oldu. Ama bu demek değildir ki ben durmadan bir araya gelecekleri. Yani ben bunun anormal bir şey olacağını düşünüyorum. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bu kadar da bir araya gelmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani anormalleştirilmemesi gerektiğini. Ama tabii ki özgür özel bir konuda Cumhurbaşkanı'nı arayabilir, bakanları arayabilir. Yani o iletişimin sürmesini, ama bunun her defasında kamuoyunun önünde böyle büyük tantanalarla falan olmayacağını o normalleşme düşünüyorum. Yani çünkü şu anda bu yaşanan şey normal değil. Bir de bu anormal bir durum. Yeni normalleşmeyi konuşuyoruz. Ömrü ne olacak biliyor musun? Şimdi hatırıma gelmişken onu söyleyeyim. Mesela CHP'de de bütün bu süreç artık onlar da tabii ki AK Parti'nin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesini biliyorsun. Bütün bildiği iyi taktikleri karşıya öğretmek olduğunu hep söylerim. Evet, iyi öğrendiklerini bu süreçte anlıyorum. Onlar da zaten sürekli anket yapıyorlar. Evet. Ve en son bu süreci de yani normalleşme sürecindeki çabaların yapılan edilenlerin karşılığını sormuşlar. %68 destek. Ben de %75 bir yerde. Gayet evet, makul. Nerede değişmeye başlar biliyor musun tablo? Ne belirler? Oradaki mesele aşağıya doğru inerse siyasi partilerin tavırlarında o zaman değişmeye başladığını görebiliriz. Marjinal verilen faydası azalır zaten. Bu kadar sık. Evet. Mesela bu kriterlerden bir tanesi olur. Şu ağrı mı olacak peki? Farz edelim.
Örnek veriyorum. AK Parti ile İYİ Parti arasındaki bir ilişki biçimi CHP'yi etkilemeyecek mi? Rahatsız etmeyecek mi? Ya da DEM Parti ile AK Parti arasındaki bir ilişki biçimi, ilişkinin seyri etkilemeyecek mi muhalefet partilerini ya da MHP'yi? Tam da o yüzden normalleşme sadece iki partiyi kapsayan bir şey değil, doğru tartışılmalı diyorum. Yani burada buyurun. Ya çok özür diliyorum. Biz kadınlar konuşamayacağız. Bir ara gireyim mi diye bakıyorum ama çok özel bir sohbet var. Bu özür istemedim. Bu şu, lütfen siz de hani oraya katkı verin ama şu kısmını bir söylemek istiyorum. Şimdi bu normalleşmenin ben anormal seyrettiğini düşünüyorum. Yani bunun bu tansiyon, bu zorlama mı demek istiyorsun? Yani evet, bu ya buraya kadar tamam, hani liderlerin kendi aralarında buluşmaları değil ama bunun algılanışı ve kamuoyuna yansıtışı o kadar abartılı ki. Yani muhalefet muhalif kalsın. Nasıl bir romans bu böyle? Yani hani bu, yok, onu demiyor bence birazcık. Ya ben fazla mı önem atfediyor? Yani çok bakın, burada bir CHP'nin kendi ajandasını çatır çatır işlettiğini söylemek istiyorum. Burada AK Parti'nin bunu işletemediğini görüyorum. Ama işin bu kısmı, hani siyasi partidir, yapar. Biri yapmıştır, biri yapmamıştır. Ama bir partilerin kendi, yani diğer partilerle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeleri yapması gibi bir beklenti oluşur ve henüz olmamıştır. Aslında hemen akabinde grup toplantısı çıkışında soruldu. İYİ Parti Genel Başkanı'yla da görüşür müsünüz diye sorulmuştu. Yani söylediğiniz gibi aslında diğer partileri de bir beklenti etkiliyor. Oluşuyor. Gayet makul oldu. İttifaklar arasında bir hani o şimdi benim yanımdaki sözcüğümü aldı, beni beğenmiyor mu oluyor yani, o hani bir yani ittifaklar arasında bir soruna neden oluyor. Bir de partilerin kendi içinde, kendi katmanları içinde bir kıpırdanış var. Buradan neyi kastediyorum? Hani hep bir AK Parti içindeki huzursuzluk, işte MHP ile ittifaktan dolayı bir huzursuzluk var iddiası, CHP içinde bu görüşmelere yönelik bir huzursuzluk iddiası, İYİ Parti'nin kendi için. Çünkü her parti aslında bir koalisyon. Yani partiler de bir ittifaktır işte yani. Toplumun farklı kesimlerini belli bir noktada buluşturmuştur o parti. Ve dolayısıyla orada hani genel seyrin dışında bir pozisyon alındığında orada sesler yükselir. Bir ayrışmalar, öbekleşmeler oluşabilir. Yani bunların böyle bu abartının bitmesi ve kendi dengesini kurması gerekiyor ki normalleşelim. Şu anda anormal bir şekilde bu konuyu konuştuğumuzu düşünüyorum ben. Daha söyleyeceğim şeyler vardı ama ben hatırlayana kadar devam edeyim. Teşekkür ederim. Siz hatırlayana kadar ben bu konudan devam edeyim. Ya kadar fazla şöyle bir yeni gelişme var. Hakimler ve savcılar kararnamesi tamamlandı. Hakimlerin ve Cumhuriyet savcıların yeni görev yerleri belli oldu. HSK'nın internet sitesinden az önce paylaşıldı. Adalet Bakanı da sosyal medya hesabından duyurdu. Bunu da aktaralım ve bu konuyla hayırlı devam ediyoruz. Olsun diyelim evet. Yani görev yerleri. Evet, hakim ve savcılar ve kaymakamların da yakında belli olacaktır. Her dönem Haziran ayında bu kararname önemli. Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişiyor. İnşallah adil yargılama noktasında çok daha güçlü bir adım atacak seviyeye de ulaşırız. Evet. Şimdi rahmetli İnönü ile rahmetli Menderes görüşmeleri Türkiye'de basının da dış kamuoyunda çok ilgisini çekmişti. 50'den 60'a kadar. Ecevit Demirel görüşmeleri 1970'li yıllara damgasını vurmuştu. 80'lerde tekrar konu oldu ama 70'lerdeki kadar marjinal faydası yüksek değildi şüphesiz. O dönemde Demirel özel görüşmeleri gördük biz 80'li yıllar boyunca. Biri iktidardaydı, diğeri ana muhalefet lideriydi. Ardından Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz'ın görüşmeleri galiba oldukça popülerdi. Zaman zaman yan yana durdular. Zaman zaman ana yol D gibi hükümetler kurdular. Fakat daha sonra ayrıştılar. Ve yine medya önemsedi hadiseyi. Ve diğer tarafta mesela Deniz Baykal, Sayın Recep Tayyip Erdoğan buluşmaları önemliydi. Ki burada da bir tarafta ulusalcı, diğer tarafta yine milli hassasiyetler üzerinden yol yürümeye gayret eden. Fakat bir realite var. Siyaset A noktasından B noktasına giderken farklı ideolojilerle, farklı kanallarla acaba Türkiye'yi daha iyiye nasıl taşırız sorusuna cevap bulma sanatı. Günümüzün popüler görüşmesi de Erdoğan özel mi demek kesinlikle oluyor bu? Ben Özel'in bu görüşmeleri okuyarak kendisini bir
Bülent Ecevit'in pozisyonu hazırladığı kanaatindeyim. Ve eğer bu pozisyonu hazırlayacaksa zorlu bir rakibi var. Kemal Kılıçdaroğlu zorlu bir rakip. Ekrem İmamoğlu zorlu bir rakip. Bakarsınız Mansur Yavaş da o rakiplerden bir tanesi ya da destekçilerden bir tanesi olur. Neden? Siyaseten içinde bulunduğu pozisyonda zor bir iktidar aldı kurultayda. Tıpkı Bülent Ecevit'in İsmet İnönü'yü devirdiği gibi. Beklenmedik bir hadiseydi. 1972-73 rüzgarı 74 işte Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar giden bir yolu beraberinde getirdi. Partinin kurucu felsefesini benimseyen, belirleyen kişilerden bir tanesinin, ikinci Cumhurbaşkanı'nın milli şefin devrilmesi çok kolay olmadı. Ki Kemal Kılıçdaroğlu söylemlerinde artık kendisini İsmet İnönü'yle özdeşleştirmiş. Neydi? 12 yıl boyunca genel başkan kaldı. Bütün kongrelerde ve kurultaylarda partinin delege yapısını komple değiştirdi. Bana sorarsanız dar bir kalıbın içerisine soktu. Bir Atatürkçü çizgiden, milliyetçi çizgiden, Kuvayi Milliye ruhundan bir miktar uzaklaştırdı ve ardından da koltuğunu beklenmedik bir kurultayda kaybetti. Şimdi Özgür Özel o koltuğunu sağlamlaştırmak adına, Fadime Hanım'a katılıyorum, bu görüşmeleri de aslında kendisine bir hani basamak olarak görüyor dersem herhalde yanlış olmayacaktır. Çünkü legalleşme sürecinde, meşruiyet sürecinde zorlu bir önde maraton var. Bir tarafta Türkiye'nin partisiyim diyor. Çünkü yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktı ve bunun ağırlığı kolay değil. Artık kapısı neredeyse ilk çalınan parti haline geldi. Lütfen benim sorunumu Sayın Cumhurbaşkanı iletin. Atanamayan öğretmenler de artık Özgür Özel'e gidiyor. Çiftçi de Özgür Özel'e gidiyor. Ve emekli de Özgür Özel'e gidiyor. Bu Özgür Bey'in aslında çok açık bir zor sorumluluğunu doğuruyor. Şimdi bu durum sizi yürütmeyle bir istişare mekanizması kurmaya itti. Ama bir zorluğu daha var. Parti içerisinde Kemal Bey'den arta kalan delege yapısı ve bir miktar da siyasetin maalesef Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı öteki olarak görmeye başlayan bir Cumhuriyet Halk Partili kitle var. Bir taraftan İsa'ya yaranmak zorundasınız, diğer taraftan Musa'ya yaranmak zorundasınız. Bu zorlu bir durum çünkü Özgür Özel hesap vermek durumunda. Zaman zaman Ekrem Bey'e belli ki hesap veriyor, zaman zaman Kemal Bey'le konuşuyor ki oradaki o kritik ilişkiler, pamuk ipliğine bağlı ilişkiler kopmasın, bir ayrışma algısı yaratılmasın diye. Sayın Erdoğan'ın böyle bir zorunluluğu yok. Erdoğan partisi içerisinde kurucu bir lider olarak, 25 yıldır bu hadiseyi taşıyan bir lider olarak, ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Dinleyeceğim, kulak vereceğim ama yine ortak aklı önem vererek bir politik tavır sergileyeceğim diyor. O bakımdan Erdoğan buraya çok daha özgüvenle giderken, Sayın Özgür Özel'in ben biraz daha dikkatli adım atmak durumunda olduğu kanaatindeyim. Ama bu ilişkide bir turnusol kağıdı var. Çok yakın zamanlarda bir tezkere meselesi gelecek. Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine, Libya'ya, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonuna dair, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesine dair bu tezkereler geldiğinde ya da bir kayyum meselesi, belki de Özgür Bey'den çok daha sert ve radikal çıkışlar göreceğiz ve diyeceğiz ki evet bu bir yumuşama değilmiş. Bu bir normalleşme de değilmiş. Sadece bir tanıtım, bir teaser'mış aslında, bunları yapabiliriz şeklinde bir algı pozisyonuymuş. Bu kağıtlar gelmeden Sayın Cumhurbaşkanı bir şey açıkladı. Prensiplerimiz var. Yumuşayabiliriz, evet. Normalleşebiliriz. Ama bu kırmızı çizgilerin pembeleşeceği anlamına gelmez. Ki bunun en tepesinde de Türkiye'nin çok net terörle mücadele serüveni var. Biz ETA terör örgütünü konuşurken İspanya'da, İspanya Batasuna Partisi'ni kapatırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu makul bulurken, lütfen dikkat edin, ETA terör örgütü kurulduğu günden kapandığı ana kadar toplam hayatını kaybeden kişi sayısı terör yapılanmalarından kaynaklı olarak 210'du. Bakın 210 adet 38 yıl içerisinde. İngiltere'de bir İRA gerçeği var. Değil mi? Çok uzun yıllar boyunca Kuzey İrlanda, İrlanda, İngiltere arasında bir diyalog kapısının kapanmasına sebep oldu. 27 yıl bu terör örgütü faaliyetlerde bulundu ve hayatını kaybeden kişi sayısı 121. Peki Türkiye? 1983-84'ten bu yana 40 bin insanını kaybetti. Daha fazla. Binlerce şehit verdik. Milyarlarca dolar bu manada harcandı. On binlerce gazi verdik. O bakımdan bizim kırmızı çizgimiz çok daha net. Evet, dolayısıyla Özgür Özel'in terör örgütünün siyasi uzantısı olan bir partiyle kol kola omuz omuza yürümesi demek Cumhur İttifakı açısından çok net bir kırmızı çizgi. Hı hı. Aksi takdirde o yürümeye, o uzun yol yürüyüşüne rağmen bu istişare görüşmeleri devam ederse, evet, Cumhur İttifakı'nın içerisinde bir takım soru işaretleri doğar. O zaman Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Allah bana yeter şeklinde bir yüzük takması
çok daha farklı anlamlara yorulabilir. Yargı mekanizmasında da çünkü işlemekte olan bazı davalar zaman zaman tereddüt doğuruyor. Fakat bunları biz konuşmadan, hatta muhalefet medyası dillendirip de eşelemeye başlamadan önce çok daha iktidardan güçlü açıklamalar beklerim ben. Hı hı. Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın daha sık yan yana gelmesini beklerim. En azından Özgür Özel ile Sayın Erdoğan'ın yan yana gelme sayısından biraz daha fazla olmasını beklerim ki Cumhur İttifakı üzerinden manipülatif yorumlara hadise kapanıyor olsun. Biz eğer erken seçimden bahsetmeden vatandaşın hakkının korunacağı bir 4 yıllık serüven arıyorsak bence mihenk taşı Cumhur İttifakı'dır. Bununla beraber son olarak şunu söylemem lazım. Belirttiğiniz sorun kalemleri, işte siyaset bilimci ama kompartıman teorisi diyor. En alt ve birbirine çok daha yakın mecralarda çözüm üreterek ilerlenebilir. Yani evet, hububat sorunu çözülebilir. Çiftçinin beklentileri çözülebilir. Emekliler konusunda diyalog kurulabilir. Ya da ilk gösterge 3600 alamayanlar, Bağkur'dan emekli olmak için 9000 gün yerine 7500 gün acaba olabilir mi diye soru soranların dertlerine derman olmak noktasında iki siyasi parti daha yakın temas edebilir. Nereye gelene kadar? Evet, kayyum meselesine gelene kadar. Ya da nereye gelene kadar? Çok daha net olan o gezi olaylarından hüküm giyenlerin acaba yeniden yargılanmanın yenilenmesi formülü işletilerek serbest bırakılıp bırakılmayacağına kadar. Kastım şu, alt seviyedeki yorucu olmayan politik konularda eğer güçlü bir istişare mekanizması sağlanırsa, taraflar birbirini tanırsa, iki tarafında gerçekten Türkiye'yi ileri taşımak diye bir kaygısı olduğu ortak zeminde öne çıkarsa, o zaman hadi gelin o grand konuları, ağır konuları, büyük konuları konuşmaya başlayalım. Fakat bu konumlanmış olan güçlü şura sürecini yıkmaya yetmeyecektir. Eğer bu sağlanır ve Cumhur İttifakı kendi içerisinde siyah ve beyaz bağlamında bir yol ayrımına gitmez ise, grinin tonları etrafında dönmeye devam ederlerse, bana sorarsanız Türkiye'nin özlediği bir tabloya dair atılan bir adımdır. Tabii ki katılıyorum. Her siyasi hareketinin kendine dair B planı var. Kendi içerisinde tuttuğu bazı dosyalar var. Yaranmak durumunda olduğu farklı mecralar var. Bu planlama bir siyasi partiyi iktidara taşıyacak çok akıllıca bir yoldur. Çünkü Kemal Bey bu yolu izlemedi ya da izleyemedi ve parti 24, 25, 26 bandında çakıllı kaldı. Özgür Bey de şunu söylemiş olabilir. Bu böyle olmuyor. Ben sadece 25'i tutarsam kalan 75'e yaklaşamıyorum. O zaman şunu hissettireyim. Ben barışık bir adamım. Değerlerle barışayım. Ahlaki anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'na Sayın Cumhurbaşkanı diyebilme nezaketini gösterebilirim şeklinde çok basit, çok da özlediğimiz bir tavrı sergilerse, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi olmaya yeniden aday olabilir. Ben Özgür Bey'in zeki bir karakter olduğu kanaatindeyim ve bunu okurken de çok zorlanmadığı, zannımca danışmanları da güçlü bir istişare mekanizmasını kurduğunu düşünüyorum. Belirttiğiniz konu çok önemliydi. Kamuoyu yoklamaları üzerinden ilerliyor. 20 yıl boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yaptı ve başardı. Muhtemelen ortak aklı işletecek bir siyasi figür Sayın Özgür Özel ve bence buradan fayda sağlayacağı inancındayım büyük Türkiye milletinin. Ekonomiye ilişkin bir şey soracağım. Sayın Cumhurbaşkanı orta vadeli program ve 12. kalkınma programına ilişkin eylemlerin devam ettiğini, faaliyetlerin ve hedeflerin yerine getirildiğinden bahsetmiş ve arzu edilirse Sayın Mehmet Şimşek'le görüşülebileceğinden bahsetmiş. CHP'li bazı ekonomist kurmayları da Mehmet Şimşek'le önümüzdeki günlerde görüşecekler. Bir de Özgür Özel'in kaynak mı arıyorsunuz? Gelin birlikte bulalım dedim açıklaması var. Yani aslında sadece iki liderin değil, ekonomik anlamda örneğin kurmaylar arası veya devletin bürokratlarıyla partilerin görüşmesi anlamında nasıl bir okuma yaparız? Yani şöyle, bence zaten daha önce de görüşülüyordu. Şimdi eskiden belki böyle fotoğraflar verilmiyordu ama ben birçok siyasinin fotoğraf vermeden de birbiriyle temas ettiğini biliyorum. Daha önceki dönemlerde de olan bir şeydi bu, normalleşme sürecinden ayrı. Adı böyle tabii konulmadan. Tabii ki Özgür Özel bunu kendi kitlesine anlatırken sanki vergi reformu kendisileriyle birlikte yapılacakmış gibi bir şekilde takdim edebilir. Bu siyaset. O bu anlama gelmiyor. Dinlenir, şikayetler, öneriler ortaya konulur ve bunun sonucunda yol yürünür. Murat Bakan'ın görüşmesi, Gölge Sağlık Bakanı'nın görüşmesi, işte Gölge İçişleri Bakanı, Gölge Sağlık Bakanı, Gölge Dışişleri Bakanı, işte
ekonomiyle ilgili isimlerin gitmesi, konuşması, ortaya koyması, bunlardan istifade de edilebilir. Tabii. Ya da ancak kendilerine hükümet, siz destek verirseniz bunu böyle yapabiliriz dedi. Yeni şeyler öğrenilebilir. Muhalefetin de elinde olmayan ya da CHP'nin elinde olmayan, bilgi sahibi olmadığı bazı başka gerçeklikler vardır. Onlar anlatılabilir, tablo değişebilir. Bunlar olabilir. Bundan sonraki süreçte de olur. Bakın sanırım Özgür Özel şöyle bir şey söylüyor. Bundan sonra yurt dışına giderken hani Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi notları isteyeceğim. İşte gelir kişisel bilgi vereceğim dedi. Ve biliyor musunuz yaparlar. Ben hatırlatayım. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de yapılmıştı. Oğuz Kağan Salıcı ile birlikte bir heyet Irak'a gitmişti. Hatırlarsanız bir projeleri vardı anlatmak için. Ve orada büyükelçilikleri de ziyaret etmişti. Bu zaten olan bir şeydi. Eskiden bunlar o kadar görülmüyordu. Ya da işte o sertlik iklimi hakim olduğu için çok yakından bakılmıyordu. Ha şimdi bunların biraz daha şeffaf olur. Kimse şaşırmaz bir süre sonra. Bence ne zaman gerçek anlamda normalleşilir biliyor musunuz? Liderler televizyon ekranında birlikte çıkıp çatır çatır birlikte tartışma yapabildiği zaman ve bunu sürekli kıldıkları zaman bir kere değil. Hep mutat olarak o sizin verdiğiniz dönemlerdeki gibi. Ben TRT ekranında küçük bir çocukken liderlerin aynı mesele etrafında toplanıp tartıştıklarını ve birbirlerine gırtlaklamadıklarını da çok iyi hatırlıyorum. Tartışıyorlardı ve çok şey öğretilerek, yani insanlar ekran başında onları izlerken birbirleriyle nasıl mukabele edebildikleri tabii üzerinden değerlendiriyordu. Siyaset böyle bir şeydi. Bunu tekrar hatırlamak yönünde bir genetik kodlarda var. Açığa sporda çıkması. Bunun bir adımı atıldı aslında. Belki siyasette de bayağı kötü geçmiş galiba. Ali Koç ve Aziz Yıldırım iki başkan. Gerçi kendi içinde oldu bir müşter. Eğer Ali Koç ile Sayın Dursun Özbek bir araya gelir ve tartışmaya başlarsa bence bu güzel bir adım olabilir Türkiye için. Evet, ama bu da bir adımdı. 30 yıl geçti. Belirttiğiniz o 97-98 ile beraber sanki bitti gibi hissediyorum. Yani bunlar ötelendi. Bir yerleri unutuldu, rafa kaldırıldı, öyle oldu, böyle oldu. Ama genetik kodlarda bunlar var, bunlar biliniyordu. Bir parça işte bu üstteki şeyin atılmasıyla ama herkesin bu sürece eşit derecede katkı sunması gerekiyor. Yani geleceğiz belki o tartışmaya. Bugün Özgür Özel'in kullandığı bir ifade hemen işte Ömer Çelik tarafından mesela dün görüştüğünüz hakikaten de şaşırtıcı bir ifadeydi. Evet. Yani suç ortağı ifadesini suç ortağını bize doğru itiyorsunuz. Suç ortağını bize gibi bir cümlesi var. Evet. Şimdi hakikaten şaşırtıcı çünkü iki gün önce görüştüğünüz kişi kime söylüyorsunuz? Yani görüştüğünüz kişiyle o zaman siz suç ortağıyla görüşmüş oluyorsunuz. Gördük ki bir gazeteciye açıklama yapıyor. Ne demek istediğini açıklığa kavuşturma hissediyor. Yanlış anlaşılmaya müsait. İşte bu tip ifadelerin de dikkatle kullanılması gerekiyor. Her tarafın karşılıklı birbirine kredi açması gerekiyor. Kırılgan bize gibi galiba. Yani evet öyle. Peki aslında bıraktığınız yerden Fadime Hanım başka bir konu yoksa aklınıza gelen oradan devam edecek olursak Ömer Çelik'in açıklamalarından şöyle birkaç başlık aktarabilirim. İade'yi ziyaret sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz diyor Ömer Çelik. İşte CHP'nin kendi içinde de çünkü hakikaten rahatsızlıklar var. Bu çünkü çok hızlı bir manevra oldu CHP için. Yani 31 Mart'a kadar bu kadar sert muhalefet ettiğiniz ama işte kurultay ne zaman olmuştu? Kasım 4 galiba. 4 Kasım. Kasım yani o zamana kadar hani Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hani sertin de ötesinde artık yıkıcı bir muhalefet tarzı vardı. Haliyle hani bütün o oturmuş zihniyet, yapılanma, bütün müktesebat onun üzerine söylemler, argümanlar haliyle hızlı bir manevra oldu CHP açısından. CHP'nin de bunu özümsemesi için biraz zamana ihtiyaç var. Ben hani öyle bir bunu çok sanki planlı bir konuşma gibi algılamadım ben. Çünkü ayaküstü herhalde İstanbul'daydı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'yla bir program çıkışı gibi anladım. Ve bu spontan konuşmalarını hep bir şekilde düzeltmek durumunda kalması da çok dikkat çekici. Yani burada şöyle bir şey var işte orada hani bir danışman aklının
bir akil insanların bir masada planlanan bir program bir taraftan yürütülüyor. Ama nihayetinde böyle ayaküstü anlık gelişen durumlara verilen cevaplarda o stratejiyi bozan çıkışlar olabiliyor. Evet. Mesela çünkü o olgun, devlet yönetmeye ehil, siyasi parti lideri profilini birden bozan, bir böyle hani televizyonda normal yayın arasını yayını bozan, cızırdayan bir şey olur ya, hani onun gibi yalpalama. Şimdi tekrar bir mesela bu hani cümlenin gelişine bakıyorsunuz, bir sürüklendi yani oraya doğru. Şimdi Bahçeli'yi eleştirirken işte isterse gelip bizim ittifakımıza katılabilir dedi mesela, kendi ittifakından memnun değilse. Mesela tamam, bunlar siyaset ama kurduğu büyük oyunu bozacak bir cümleyi o an söyledi işte. Yani siz suç ortağınızı bize doğru itiyorsunuz dedi. Kastettiği kim? AK Parti ve Sayın Erdoğan. Ama daha dün o büyük oyun kurucu, hani kendin için büyük bir strateji ve iktidara yolculuğunu sen oradan kuruyorsun. AK Parti üzerinden, Cumhurbaşkanı forsu üzerinden iktidara yolculuk hikayesi kurmaya çalışıyorsun ve birden onu bozan bir şey, cızırtı oluyor. O yüzden düzeltmek zorunda kaldı. Ömer Çelik'in yaptığı açıklama hem tabii ki hani usule uygun değil bir kere. Kurduğu siyasi oyuna da bozuyor. Siyasi nezaket atmosferine yakışmıyor dedi. Hani yumuşuyorduk değil mi? Hani daha nezaketliydik. Sayın Cumhurbaşkanım diyerek hitap ediyorduk. Ne oldu? Hani dolayısıyla hani bu tür şeyler bence şu anda gelişen olay anormal olduğu için bu tür şeyler olacaktır. Bütün bu çünkü gelişme MHP'den gelen açıklamalar, MHP Genel Başkan Yardımcılarının yaptığı çok sert açıklamalar, oradaki huzursuzluk, restleşme, İyi Parti'nin kendi içindeki bu Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanımıza yaptığı görüşmenin partiye bilgi verilip verilmemesi vesaire üzerinden yürüyen bir büyük çalkantı da orada var. Yani o başka partilerdeki dengeleri de bozdu. Ama burada bence sadece şu yok. Yani Erdoğan'la görüştüğü için Özgür Özel bütün bu dengeler bozuldu değil. Bir kere CHP kendi eksenine oturmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu dönemi CHP'nin kendi ekseninden çıktığı bir dönemdi. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni devletçi, milletçi, ulusalcı, hatta Atatürkçü yapıdan bile. Atatürkçü, o kendi geleneğinden, genetiğinden bir sapmaydı yani. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bir sapmaydı ve DEM Parti ile bu kadar iç içe geçmiş olması, demleşme, hani CHP demleşti dedik, hakikaten öyle. İşte biz mesela bunlara henüz sınanmadı. Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten eksenine oturacak mı onu bilmiyoruz. Çünkü henüz bir tezkere gelmedi meclise. Ne yapacak CHP, Özgür Özel o zaman? DEM'le ilişkileri ne olacak? Şimdi Hakkari'de bir kayyum ataması ile ilgili yapılan açıklamalara baktığınız zaman hiç bu yeni Özgür Özel dönemiyle uyumlu değil mesela. Bunların hepsi sapma, yine yeni dönem için sapma. İşte ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını devlet dairesinden indiren bir DEM Partili belediye başkanı Tatvan. Var. Tatvan belediye başkanı. Mesela buna sahip çıkan bir tutum var. Şimdi hani bu gibi şeylere baktığınız zaman Özgür Özel başka bir şey söylüyor ve başka bir fotoğraf orada örülüyor ama aslında CHP gene yolunda gidiyor. Hani bu ikilikleri bilmiyoruz henüz örtüşecek mi? Henüz sınanmadı çünkü. O yüzden hani biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama CHP'nin de kendi eksenine oturup oturmayacağı, kendi iç dengesini bulup bulmayacağı ve bu üst dilde yapılan söylemlerin özümsenip özümsenmeyeceğini görmek lazım. Şu anda çünkü her şey çok havada. AK Parti açısından da Sayın Cumhurbaşkanı bunu partiye yönelik olarak 31 Mart'tan bu yana söylemeye çalışıyor. 31 Mart yenilgisi AK Parti'de bir tür travmaya aslında
sebep oldu ve bunu hani toparlamak için Sayın Cumhurbaşkanı defalarca grupta söyledi. İşte MYK'yla, MKYK'yla toplandığında, il başkanlarıyla toplandığında hep bir şey söyledi. Dediği şey şu. Evet, bir sonuç oldu. Millet başka bir karar verdi. Bunun sebeplerini mutlaka bulmalıyız ve o gönül bağımızı yeniden kurmalıyız. Yeniden ikna etmeliyiz vatandaşımızı. Ama nihayetinde yine de biz işte şu kadar il ilçe kazandık, bu kadar hani işin başarı kısmını da hatırlatarak bir tür aşağılık kompleksine, bir yenilgi havasına girilmemesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanı kendi teşkilatına ve tabanına da anlattı. Şimdi bütün bu Özgür Özel'le görüşme hikayesine bakın. Öyle bir hava estiriliyor ki CHP AK Parti'yi bu açıdan zorluyor. Çünkü neden? Çünkü o birinci parti oldu. AK Parti kendini daha ezik hissediyor ve işte emeklilerle ilgili şunu yapacaksın, bunu böyle sanki bir tür vasi gibi AK Parti'nin üzerinde CHP'nin oturduğu ve bazı şeyleri ona buyurduğu gibi bir hava oluşturuluyor. Bunu CHP üretti. Ama buna sessiz kalınması ya da bu fotoğrafın bozulmaması, evet. Bir evetten anlıyorum kapatmak istediğine bağlayayım hemen. Yani orada bir hani dengenin bozulduğu bir şey var ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın oradaki rahatlığının ben bir süre sonra partiye de sirayet edeceğini düşünüyorum. Ama yine de bu sürecin yönetilmesi konusunda AK Parti'nin iletişim stratejisinin eksik olduğunu düşünüyorum. Yani CHP bu süreci çok pozitif kullandı. AK Parti burada çok suskun kaldı. Temsil heyetinde ortak mutabakatla araya gidiyoruz diyorum o zaman. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Devam ediyoruz aranın ardından kıymetli konuklarımla birlikte iç siyasete yaşanan gelişmeleri konuşuyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel görüşmesini konuştuk bayağı bir süre. Aynı gün farklı gelişmeler de yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i külliyede kabul etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme oldu. Bu görüşme de oldukça önemli çünkü 1 Temmuz'da yargılama süreci başlayacak. Levent Bey, isterseniz sizinle başlayalım ve devam edelim. Konuyla alakalı, yargılama aşamasıyla alakalı isterseniz şöyle genel bir girizgah yapalım. İddianame kabul edilmişti. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 sanık var dosyada. Firari olanlar var. Bununla birlikte baktığımızda 1 Temmuz itibariyle yargılama süreci başlayacak. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de bu süreçte aslında siyasilerden de bir destek alarak bu yargılamanın en şeffaf şekilde sürmesi konusunda bir irade ortaya koydu diyeyim, sözü size bırakayım. Aslında bir realite var. Siyasetçilerin Türkiye'de yargı sistemine müdahale etme kabiliyeti yok. Yürütmeden ya da yasamadan doğrudan Anayasa'nın 138 ve 139. maddesine binaen bu süreci destekleyelim şeklindeki bir yakarış kıvamının da aslına bakarsanız objektif bir yargılama itibariyle mana ifade etmediğini söylemek isterim. Çünkü maddi gerçekler başsavcılık ve savcılar nezaretinde bir iddianameye konu oldu. İddianame kabul edildi ve soruşturma süreci tamamlandı. Artık kovuşturmaya geçiliyor. Ve 22 sanığın evet bir kısmı tutuklu yargılanacak, bir kısmı firari vaziyette. Fakat belli ki kamuoyunda demiyorum ama bir kısım grupta iddianamenin bir miktar daha genişletilmesi yönünde bir çaba oluştuğunu görüyoruz. Fakat yargılama henüz başlanmadan ve gizlilik aşaması bittikten ve yargılamada aleniyet aşamasına geçilmeden önce bu tip bir serzenişte bulunuyor olmak bana sorarsanız yargı üzerinde bir baskı oluşturuyor. Şimdi bu bir kamuoyu nezdinde evet kayda değer bir hadise, bir cinayet var ortada. Planlı programlı olduğuna dair iddianamelere çok net emareler var. Bununla beraber hayatını kaybeden kişinin, eşinin bu söylemi bir anda başsavcılığa dönüp de biz savcının ortaya koyduğu iddianameye güvenmiyoruz şeklinde bir algı da yaratıyor ister istemez. Ben bu işe
ince bir çizgi var aslında. Ve bu kırılabilecek bir çizgi. Hı hı. Siz bu algıyı yaratırsanız bir yargılama üzerinden, bundan sonra diğer yargılama noktalarında da birilerini siyasetçilere temas etme noktasında bir itici rol, itici güç oluşturabilirsiniz. Tehlike arz ediyor. Çünkü biz 2001 anayasa değişikliğiyle Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde adil yargılanmayı güçlendirdik. Silahların eşitliği prensibini ortaya koyduk. Hak arama hürriyetinin bütün temellerini 8 tane yargı paketi ortaya koyarak hem ceza kanununda hem ceza muhakemesi kanununda, infaz kanununda çok önemli tedbirler aldık. Bununla beraber hadise illa bir siyasi çizgiye çekme gayreti. Hatta bir siyasi hareket, dernek ve bir siyasi parti üzerinden bir karalama kampanyası geliştiriyor olmanın bu yargılamanın gidişatına ben olumsuz etki edeceği kanaatindeyim. Çünkü bu saatten sonra herhalde hangi sonuç çıkarsa çıksın birileri, en azından kamuoyunun bir kısmı tatmin olmayacak gibi duruyor. Bu tatminsizliğin zemini oluşturuldu. Üst üste gelişen bir takım gazetelere verilen demeçler, bazı televizyon programlarına yapılan konuşmalar, ardından doğrudan siyasetçilerle yapılan, artık buna istişare diyemiyorum, yakarış tadındaki yaklaşımlar, evet makuldür. Davada yargılamanın hızlanması gerektiği kanaatindeyim. Bunu ben de kabul ederim. Hatta tutukluluk süreleri mümkün olduğunca azalmalıdır. Zaman zaman konuşuyoruz, Asli Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu denli geriye bırakılan duruşmalar olmamalıdır ki geç gelen adalet, adalet değildir savı her birimizin kulağında daha fazla çınlamasın. Bu manada gelişen sürece ben hak veriyorum. Fakat bu denli yoğun bir baskı ve ağır bir kamuoyu oluşturmak şüphesiz Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki başkan ve heyetin üzerinde bir baskı oluşturacaktır. Bir, başsavcılığın ve savcılığın ortaya koyduğu iddianamede soru işaretleri gündeme taşıyacaktır. İki ve daha kritiği de bu iddianamede soruşturma sürecini yürütürken doğrudan görev alan kolluk birimleri üzerinde de yarın bir şaibe oluşturma riskini taşımaktadır. Biz bu çizginin şimdilik olmak kaydıyla diyorum kırılmadığını düşünüyoruz. Bununla beraber bunun eşiğine kadar geldiğimiz gerçeğinin de farkındayız. İddianamenin geliştirilmesi, genişletilmesi ve bir siyasi partinin üzerine doğru bir yük yüklenmesine ilişkin bir girişimin makul olmadığı kanaatindeyim. Şüphesiz suçlu cezasını bir an evvel görmeli, çekmeli ve tutukluluk süresi hükme dönmeli. Ama bu işin altından bir siyasi pozisyon devşirip mevcut ittifaklar içerisinde kırılmalar yaratabilecek bir durumun kompozisyonu ortaya konulmaya çalışılıyorsa bu beni ürkütüyor. Çünkü o zaman altında başka şeyler aramak gerekebilir diye düşünürüm. Yurt dışından, bazı örgütlerden, bazı yapılardan kaynağını alacak şekilde iktidarın yıpratılması için bunun araçsallaştırılıp araçsallaştırılmadığında konuşmak gerekir ki Sayın Bahçeli'nin söylemlerinin de nedenli güçlü ve yoğun olduğu gerçeğini son dönemde görüyoruz. Altında bir miktarda ben bu durumun yattığı kanaatindeyim. Şöyle bir ek yapmak istiyorum ama farklı davalara ilişkin örneğin bir anne ve kızıyla arasında gelişen bir dava ya da ev ortamında gelişen bir davayla alakalı Aile Bakanlığı'nın yargılamada müdahil olduğu durumları normal karşılıyoruz. Bu aynı zamanda basında da güçlü bir kamuoyu etkisi yaratmak anlamında önemli. Evet, bu alanda da aslında bir yol izliyor olabilir mi? Çünkü baktığımızda işin biraz daha farklı olması öldürülen kişinin siyasi bir karakterinin de olmasından dolayı bu noktaya evrildi aslında. Olmaz. Gri alanlarda kalacağım. Siyah ve beyaza dokunmamaya çalışacağım cevap verirken. Aile Bakanlığı'nın anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesinden hareketle kadına dair pozitif ayrımcılık noktasında bir pozisyon almasını gayet doğal karşılıyorum. Hı hı. İstanbul Sözleşmesi sonrasında yapılan önem arz eden sözleşmeden çıksak da kanun duruyor. Hem ailenin korunması hem kadının korunması bağlamında bakanlığın müdahilliğini de oldukça doğal ve makul karşılıyorum. Verilen cezaların artırılması yönünde çok daha net kanunsal hükümleri uygulayın şeklinde. Fakat ben bunun bir siyasi cinayet olmadığı kanaatindeyim. İddianamede de böyle bir siyasi cinayet olmadığına dair emareler gördüğümüz için bunu söylüyorum. Eğer böyle bir durum olsaydı o zaman bazı siyasi partilerin ya da birimlerin, derneklerin, sivil toplum yapılarının müdahil olması beklenirdi. Bu cinayet, evet, bir menfur cinayet ve çok açık bir şekilde faili meçhulde değil.
failleri de ortada. O bakımdan şu anda şüpheli. Şimdi sanık pozisyonuna gelen kişiler üzerinden yapılacak yargılamaya dışarıdan müdahil olunmasının riskler taşıdığını düşünüyorum. Çünkü bu hadise eğer siyasimiş gibi bir pozisyona evrilirse bu durumda birçok siyasi partinin diyalog sistemini yeniden gözden geçirmesi, bu arada çok popüler galiba, kartların Türkiye siyasetinin yeniden karılması anlamına gelecektir. Sonuna kadar gidesin, suçlular kimse, azmettirenler kimse, her biri ortaya çıksın ama an itibariyle şu anda bir siyasi lekenin en azından iddianamede olmadığını gördük ve elimizde elle tutulur tek bilgi de mahkemenin kabul ettiği iddianame. Kalanların tamamı dedikodu, kalanların tamamı iddia. Aslında yargının işine çok da müdahil olunmaması gerektiğini dile getiriyor Levent Bey. Peki Fadime Hanım, siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabulüne ilişkin nasıl yorumladınız bu süreci? Bir kere kabulün değerli olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde eşini kaybetmiş bir kadın iki çocuğunun başında dik durmaya çalışıyor. Haliyle hani onun kendi hayatlarında yarattığı bir travmatik durum var. Bir de elbette bir hak arayışı var. İşin hani hukuki hak arayış boyutu ayrı bir şeydir ama medyaya yansıyan boyutunda ve bence Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yargı sürecine müdahale etmesini istediğini zannetmiyorum. Ya da zaten Sayın Cumhurbaşkanı yani yürütme yargıya müdahale edemez. Bu Özgür Özel Gezi davası ya da X dava ile ilgili bir şey istediğinde de edemez. Ayşe Ateş, Sinan Ateş davasında müdahale istediğinde de edemez. Yani böyle bir şey olmaz. Türkiye'de erkler ayrı ayrı çalışır ve birbirlerinin üzerinde herhangi bir hiyerarşi yoktur. Bunu bir sert de ayrıldı değil mi? Başkan evet, iyice bunu sert net ayrıldı. Koymak lazım. Yani bu ana kuralları işletmek ve bunların üstünde bir şey geliştirmemek lazım. Yani hani bu bence bu devlet, bütün demokratik devletler için geçerli olan şey yasama, yargı, yürütme. Yasama, yürütme, yargı. Yani burada hani bir hiyerarşi olmadığı için onun ona müdahale etmesi, talimat vermesi böyle bir şey olmaz. Yani mahkeme heyetini rahatlatmıştır ama bu kabul. Hani davanın kendi seyrinde bir siyasi baskıya maruz kalmadan yürümesi açısından önemli ama ailenin hani bu kabulle birlikte rahatlaması. Mesela Ayşe Ateş diyor ki ilk kez o gece rahat uyudum. Hani bu değerli bir şey. Kızı bence. Sahiplenilmesi söyledim. Değerli bir şey. Ama tabii hani bunun başka katmanları olduğunu düşünüyorum. Hani bir cinayet var ortada. Genç bir insan Ankara'nın ortasında öldürülmüş. Bu siyasi bir cinayet mi? Başka bir husumetle mi olmuş? Planlı mı? Nasıl? O kısımlarını bilmiyoruz. Ben dava dosyasına bakmadım açık söyleyeyim. İşin o kısmına da girmeyeceğim. Ama hani bir uzunca bir zamandır bunun üzerinden yürüyen bir siyasi tartışma var. Burada Milliyetçi Hareket Partisi ne yönelen bir itham hali var. Şimdi bu şeyin özellikle Bahçeli'nin söylediklerini önemsiyorum. Bahçeli bundan birkaç hafta önce de söyledi grup toplantısında. Son grup toplantısında söyledi. Yaptığı yazılı açıklamalarda vurguladı. Vesaire. Yani burada Bahçeli net bir şey söylüyor ve bence bir meydan okuma var. Mesela yüzüklü fotoğrafında tuttuğu dosya pekala Sinan Ateş dosyası da olabilir. Bilmiyoruz çünkü dedi ki biz orada olacağız ve takip edeceğiz, duruşmayı takip edeceğiz. Bunu ilk kez söyledi zannediyorum. Dün yaptığı yazılı açıklamada 1 Temmuz'da yapılacak duruşmada mutlaka hazır bulunacağız. 2-3 hafta önceki bir grup söylemiş toplantısında miydi? Sinan Ateş davası ile ilgili bir meydan okuma paragrafı vardı. Elinde belge bilgi olanlar getirsin. Meydan ve FETÖ vurgusu yaptı. Bu dava Ankara'da bir yere değil de Pensilvanya'ya çıkarsa ne olacak gibi bir cümle hatırlıyorum. Yani böyle bir meydan okuması vardı. Buradaki bu, çünkü 1 Temmuz'a bir şey kalmadı. Ve duruşma yapıldığında, belgeler, tanıklar, her şey konuşulduğunda daha sarih bir zemin oluşacak. Şu anda biraz uçuşuyor her şey ve algılar üzerinden, duygular üzerinden bir şey yürüyor. Ben Bahçeli'nin bu netliğini
ve meydan okuma konusunu bir göz önünde bulunduralım derim. Ama işin ikinci bir boyutu var. MHP'de genel başkan yardımcıları, 2-3 genel başkan yardımcısı özellikle, daha çok CHP medyası üzerinden diyebileceğimiz, ya da işte Acerer mesela yurt dışına kaçtı ve Alman istihbaratını çalıştığını kendisi zaten itiraf etti. Onun ısrarla bu cinayetle ilgili olarak yaptığı bazı şeyler vardı. Ne diyelim, açıklamalar. O da hep MHP'yi işaret ediyordu. Şimdi bu bir şüpheli durum. Evet, bir kışkırtma hali. Yani bunun somut, delilli bir şeyi var mıdır? Yani Ülkü Ocakları eski başkanı olduğunu biliyoruz biz, Sinan Eteş'in. Evet. Ama hani o ilişkiler ağında iddianameyi okudunuz herhalde. Herhangi hani siyasi bir sanık var mı bu 22 kişinin içinde bilmiyorum. Yok, hani şu anda o ilişkiler ağında cinayetin planlanmasında vesaire bir hani MHP'ye ya da Ülkü Ocakları'na yönelik bir şey var mı? Varmış gibi bir algı yaratılıyor ama. Bir algı var. Deniyor ki hani bu cinayet MHP tarafından işlendiğe getiriliyor neredeyse. Ve buna karşı bir cevap veriliyor. Sürekli bu kışkırtmanın, bu zan altında kalmanın oluşturduğu bir baskı var MHP Sayın üzerinde. Devlet Bey ile genel başkan yardımcıları... Hayır, ayrı bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bahçeli çok daha net ve daha serin kanlı yaklaşıyor bu meseleye. Ama genel başkan yardımcılarının daha şahsileştirdikleri, serin kanlılıktan uzak açıklamalar yaptıklarını, bazı gazetecilere yönelik direkt isim ve itham ve yakışıksız yer yer ifadeler kullandıklarını, yani burada MHP'nin kurumsal varlığını bu cinayetten haliyle, eğer böyle bir şey yoksa da iddianamede, hani böyle bir algı altında kalmış olmasından dolayı elbette buna bir tavır, tepki konulur. Ama bu hani sosyal medya üzerinden bu dille değil de İşte yargıya karşı dava açarsınız bunu, değil mi? Hani suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Daha serin kanlı kamuoyu açıklamaları yapabilirsiniz. Burada biraz o serin kanlılığın bozulduğu, bu ortamı iyice bunun nasıl diyeyim, daha agresif bir hale getirdiğini görüyorum. Özellikle bugün çok hızlı gelişti. Birkaç dün, bugün çok hızlı peş peşe açıklamalar yapıldı, cevaplar verildi falan. Hani onlara baktığımda serin kanlılıktan uzak olduğunu görüyorum. Ama şeyin de altını çizmek lazım tabii. Hani böyle spesifik olarak oraya bir o bağlantının kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Dolayısıyla hani tabii bunların dışında dava bunların dışında aslında. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede, çünkü bazı tehditler aldığını söylüyor Ayşe Ateş. İşte korumanın artırılması, onların tetkik edilmesi, hatta Adalet Bakanı'na talimat verdiği ve onların daha iyi korunması ya da işte onları rahatsız eden şey neyse, kimlerse, onların ortadan kaldırılması ile ilgili elbette yürütmenin başı müdahale eder. Küçücük bir sorun var. Aldığı iddia edilen tehditlerle ilgili hiçbir suç duyurusunda bulunulmadı şu ana kadar. Yani bu iddiayı ortaya atıyor fakat somut bir hadiseye bürünebilmiş değil. Böylece demokrasinin kılıcı gibi sürekli birilerinin üzerine sallanmaya devam ediyor. Evet. Bu tehlikeli bir durum aslında. Ama dün Sinan Ateş'in ablası zannediyorum takip edildiğini ve Valilik bir araştırma yaptı ve bununla alakalı gidip ortaya çıktı. Ama bununla alakalı sonuçta kolluğa gidip başvurdu, müracaat etti. Şüphelilerin teşhis edilmesiyle alakalı bir Ülkü Ocakları'ndan çıkmadı işte onlar yani. Yani orada, burada bakın şöyle bir şey var. Ben bugün CHP medyasına çok baktım. Canlı yayın aldılar ablasını. Israrla şey söyletilmeye çalışıyor. Yani Ülkü Ocakları mensubu bu kişiler. Söyle diyorlar. Kadın, evet, ben hani hiçbir kurumla ilgili bir şey söylemiyorum deyip kendi hissiyatları ile ilgili bir şeyden bahsediyor. Şimdi orada bir şey var. Yani o cinayetle, bu takiplerle, bu rahatsızlıklarla MHP'yi ve Ülkü Ocakları'nı birleştirmeye çalışan, aynı fotoğrafa yerleştirmeye çalışılan bir çaba var. Bunun amacı da hasreten işte AK Parti ve
MHP arasında bir fitne ateşini parlatmak olduğunu çok somut bence görebiliyoruz. Biz bunu şeyden biliyoruz. Hrant Dink cinayeti öncesinde de sonrasında da çok affedersiniz Muhsin Yazıcıoğlu'yla Büyük Birlik Partisi'yle Hrant Dink'in katillerini birleştirmeye, aynı fotoğrafa yerleştirmeye çalışan bir akıl vardı. Yani FETÖ'nün adı henüz o zaman öyle konulmamıştı, yıl 2006'ydı. Ama her şekilde neyi kaldırsanız Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi gibi bir algı ürettiriliyordu. Şimdi buna benzer bir havayı seziyorum. Yani bir çaba var birleştirilmeye ve aynı fotoğrafa yerleştirmeye çalışılan. Hani şu dava başladığında bence her şey daha net olacaktır. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın aileyi kabul etmesi, sahip çıkmasını ben değerli buluyorum ama bunu yani dava ayrı bir şey, ailenin dramı ve yalnızlaştırılması ayrı bir şey. Burada hani MHP'nin de bu süreci daha serin kanlı yürütmesi, şahsileştirmeden çeşitli ithamlar vesaireye girmeden daha kurumsal kimliği içerisinde mukabele etmesi gerektiği kanaatine sahip. Böyle bir izlenimim var yani. Tüm bu gelişmeler ışığında baktığımızda Devlet Bahçeli'de Allah bana yeter yazılı bir yüzükle bir paylaşımda bulundu, elinde bir dosya tuttuğuna dair. Sonrasında bir yazılı açıklama geldi. Özellikle ittifakla alakalı hani bizim duruşumuz nettir dedi. Yine Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında olduğunu tekrar etti. Bu uzun açıklamasına ilişkin değerlendirmeniz ne olur peki Didem Hanım? Ben şöyle bir şey görüyorum. Yazılı açıklamayı bir gün önce grup toplantısındaki söylenen sözlerle biraz birbirini tamamlayan ya da birbirlerindeki geçişi gösteren bir yanı var. Çok öyle grup söyleyeyim. Konuşmasında aslında değinmedi bu konulara. Şimdi şöyle, konuşmanın bir bölümünde Cumhurbaşkanı'nın ikili görüşmelerinin çarpıtılmasını ibretle izliyoruz diyor. Tabii ki o sırada daha henüz Sinan Ateş'in eşiyle Ayşe Ateş'le Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi henüz gerçekleşmemişti. Ama gerçekleşeceği yakın zamanda biliniyordu. Çünkü pazartesi günü grup toplantısı olmadan önce bir haber gelmişti ve birkaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ayşe Ateş'le görüşebileceğine dair bir... İletişim Başkanlığı kaynakları tarafından doğrulandı. Bir duyurum yapılmıştı ama görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği bilgisi verilmemişti. Dolayısıyla ama ondan önce Meral Akşener görüşmesi vardı. Sayın Devlet Bahçeli çarpıtılma ifadesini kullanıyor, ibretle izliyoruz diyor. Sanki diyor iki kişi arasında geçen görüşmeler odada birisi varmış gibi bir takım iddialarla anlatılıyor diyor. Özetliyorum mealen. Biz diyor Sayın Cumhurbaşkanımızın doğal olarak herkese görüşebilir, herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir. Bizce hiçbir mahsuru yoktur diyor. Ama sonra şöyle bir şerh düşüyor. Bizim nazarımızda mahsuru olan taraf aslı astarı olmayan söylentilerin gemi azıya alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin de kamçılanmasıdır. Ortada suyu bulandıranlar olduğunu da aslında ama bir gün sonraki ediyor. Yazılı açıklamasında ben Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında yaptığı bu ifadeyi şöyle okudum. Bu benim tercümem. Yanlış olabilir. Dolayısıyla verilen o yapılan görüşmelere ilişkin fitne çıkarılmasının önüne geçilecek şekilde bir açıklama, bir izahat, bir bilgi verilmesi kamuoyuna, bunun yapılmasına bir mahsur olmadığı çağrısı yapıyor aslında. Sonra geçiyor, konuşmasını devam ettiriyor. Bir gün sonra daha sert diyebileceğimiz bir açıklama yapıyor ve o zaman Ayşe Ateş'le görüşme fotoğrafı verilmiş. Birçok kişi, yorumlara bakıyorum bugün, Sayın Devlet Bahçeli'nin asıl itirazının normalleşmeye olduğunu söylüyor. Benim okuyuşum şu, bence Devlet Bahçeli daha önce de sıkılı yumruklarla görüşülmemeli demiş birisi olarak, bence onun normalleşmeyle ilgili değil bütün düştüğü şer. Normalleşmeyi kendi tanımını yapıyor, orada bunu görüyor fakat birilerinin bunu dejenere etmeye çalıştığını görüyor. Ben Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün bu süreç yürütülürken
iletişim bölümünün çok iyi yönetilmediğine dair ya da bilgilendirme ya da gerekli açıklamaların, diyalog mekanizmaların çok iyi işletilmediğine dair bir sistemi olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Yazılı açıklamayı da ben şöyle okudum. Bir çeşit sağlama yapma ihtiyacı. Hı hı. Cumhur İttifakı'nda bütün bileşenler alt alta koyulduğunda bir sağlama yapma ihtiyacı olarak gördüm. Yüzlüğe çok anlam yüklendi. Hı hı. Daha önce de Sayın Devlet Bahçeli'nin yüzük paylaşımları yapılmıştı. Neyi sembolize ettiği, neyi anlattığı gibi. Taktığı yüzükler yakından takip ediliyor ama her zaman şu an ekrana da geliyor. Bir paylaşım olması daha çok dikkati çekti aslında. Evet. Tam da onu söyleyecektim. İşte böyle elde çok veri olmadığı zaman, bir şey söylenmediği zaman, gündemle de çok böyle örtüştürme çabalarının olduğu, her şeyden bir anlam çıkarılmaya hazır olunduğu ve işte biz daha önce de yapmıştık. Odadaki bilmem ne orada duruyor mu, bu ne demek? O fotoğraf orada var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'yla Özgür Özel'in görüşmesinde duvarda gezi tablosu vardı denildi. O tablo sanırım 6 aydır falan orada. Yani Cumhurbaşkanı gelecek diye kaldırılmamış. Hani kaldırılsaydı ona da başka bir şey söylenirdi bu arada. Ondan da başka bir anlam çıkarılırdı. Evet. Böyle bir şey. O gün bir yüzük paylaşılıyor. Bunun altına bir takım yorumlar yapılıyor. İşte MHP'li isimler diyorlar ki ilk kez yüzük takmıyor. Hep takar. Ama böyle bir şey, yakıştırma diyelim, var. Gündeme uyum çerçevesinde yapılan bir yorum. Mesela ne olursa olsun demiyor ama onu ben ekledim. Meclise kanun tekliflerine verilen desteğimiz de aynen sürer. Şimdi oraya geleceğim. Diyor. Şimdi oraya geleceğim. O açıklamaya baktığınız zaman şöyle bir şey var. Bir çeşit hodri meydan diyelim. Bir, tabii ki AK Parti'ye bir mesaj var. Ama Cumhurbaşkanı'yla ilgili hukuku ayrı bir yere koyan, ona destek verilmeye, yanında ve arkasında durulmaya destek devam edileceğini söyleyen, sarsan, bozan taraf olunmayacağını kayıt ettiren, o anlamda rahat olunması gerektiğini söyleyen ama AK Parti içerisinde bir kesim tarafından biraz suyu bulandırmaya dönük hamleler olduğunu ifade ediyor. Sadece AK Parti de değil, aynı zamanda gazetecilerle alakalı da Ankara'da kriz, Devlet Bahçeli kalemi kırdı, kaleleri yıkıldı gibi başlıklar atılmış. Çok enteresan. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu sadece bugün yapılmıyor. Cumhur İttifakı'nın daha temelleri atılmadan önce başkanlık sistemine destek verilme kararını aldığından bu yana MHP hep MHP ile AK Parti ilişkisi özellikle muhalefet cenahında sürekli bir teste tabi tutuluyor. Bu sefer de normalleşme üzerinden teste tabi tutuyor. Şöyle bir kesim var. Yapılacak, edilecek, yapılması istenen, karar alınması istenen, aşama kaydedilmesi istenen her şeyde MHP olmasa orada sanki AK Parti daha rahat hareket eder. Onu kısıtlayan o, elini tutan, bağlayan o gibi bir yakıştırma yapıp hep MHP üzerinden ve ülkede olup bitenleri MHP olmasa da böyle bir çerçeveye sığdırmaya çalışan bir kesim var. Yani bu bozulursa, buradaki ortaklık bozulursa aslında her şey çok güllük gülistanlık olur yaklaşımını sergileyen bir kesim var. MHP de buna itiraz ediyor doğal olarak. Biraz da galiba, bu da benim yakıştırmam, AK Parti bunu ispata davet ediyor. Böyle olup olmadığını göstermeye. Şunu hatırlayalım. Bu aşamaya gelmeden önce de daha önce Sayın Devlet Bahçeli'nin ve MHP'den öne çıkan figürlerin AK Parti içinde de bir kesimin MHP ile birlikte yol yürünmesine itiraz ettiği, özellikle çözüm süreci sonrasındaki dönemde yapılması beklenen, AK Parti'den atılması istenen bir takım adımlara bu nedenle atılamadığı yönünde bir itirazı olmuştu. Daha önce de hatırlayın, bir grup toplantısında önce Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı MHP'li milletvekilleri ayakta alkışlamıştı. Birkaç saat sonra AK Parti grup toplantısı yapılmıştı ve orada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayla bir kırgınlık dönemi geçirilmişti. Burada şunu söyleyebiliriz. Bir kere bir sağlama yapılıyor. Bir kez daha hani
böyle Cumhur İttifakı'nın yeterince sağlam olunup olunmadığına dair bir teyitleşme döneminden geçiliyor. Şunu söyleyeceğim. Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajın AK Parti'de hemen karşılık bulduğunu biz dün Ömer Çelik'in çıkıp hızla bir açıklama yapmasından biliyoruz. Bugün onun tahkim edildiğini tekrar pek çok isim Ömer Çelik, benzer parti genel yaptı. Sekreteri Fatih Şahin'i gördüm ben. Evet. Erkan Kandemir'in paylaşımını gördüm. Yani mutlaka genel daha fazla yardımcıları, bakanlar var. Pek çok isim var. Buna bu yani AK Parti'nin de sessiz kalmadığını gösteriyor bir anlamda. Aynen. Kamptaki konuşmayı hatırlatalım. Cumhurbaşkanının ilk gün yaptığı konuşmada normalleşme meselesine değindiği yerde kullandığı bir ifade vardı. Cumhur İttifakı surlarında gedik açtırmamak ifadesini kullanmıştı. Evet. Geliyor gelmekte olana dair işaretleri alanlar alıyorlar. Biz daha önce burada seçim döneminde de bir şeyler konuşurken AK Parti'nin bir ittifak kültürünü zaman içerisinde oluşturduğunu ama altılı masanın bu konuda başarılı olamadığını, Cumhur İttifakı tarafında ittifakın sağlamlığının garantilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli arasındaki özel hukuk olduğunu, oradan başlayarak aşağıya doğru yayılan bir şeyle bunun adımların atıldığını hep konuştuk. Yani bu ilk kez olmadı. Devlet Bahçeli de yazılı açıklamasında yine Cumhurbaşkanı'nı bir tarafa koyarak ve Türkiye'nin güvenliğini önceleyen hedefler konusunda da bir ortaklaşma var ve şaşmaz bir bir şey daha söyleyeceğim. Ama politikalar çok büyük eksen sapmasına sahip değil aslında. Evet. Üstüne üstlük yani MHP olmasa kayyum meselesinde AK Parti bu adımı atmayacak mıydı Hakkari meselesinde? Atmak durumunda evet. Yasal bir durum aslında. Bazı şeyler hep böyle bir tarafa doğru oraya meylediliyor. Evet, o tarafın hatırladım. İsteği, o tarafın talebi gibi serdedildiği için buna bir itiraz olduğunu görüyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Görüyorum sağda solda bir takım yorumlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ayşe Ateş'le görüşmesi ve fotoğrafı vermesi. Ayşe Ateş'in sonrasında yaptığı açıklama. O görüşme gerçekleşmeseydi ve o fotoğraf verilmeseydi. Ayşe Ateş sadece ve sadece muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla görüşseydi ve Cumhurbaşkanı o fotoğrafı vermeseydi şu denmeyecek miydi? Bakın veremedi, görüşemedi, yapmadı, etmedi. İşte bir tırnak içerisinde siyasileştirilen bir davada bir taraf oldu denmeyecek miydi? Bu ithamda da bulunulmayacak daha da büyük bir kamplaşma olacaktı, aynı fikirdeyim. Oturmuş, dinlemiş. Bugün hala bir takım işte sorular yapılıyor. Evet, bu Sinan Ateş davası, ben hukukçu değilim, iddianameyi ben de görmedim. Ama yapılan tartışmaları takip etmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey var. İddianamenin içerisinde bazı isimlerin geçmediği, özellikle kayırıldığı vesaire. Mahkeme başladığında siz hukukçusunuz, benden çok daha iyi bilirsiniz. Orada verilen ifadeler çerçevesinde açık olan bir davada adı zikredilenler, anlatılanlarla ilgili zaten ondan sonra dosyaya ekleme, yeni meseleler genişleyebilir tabii ki. Yeni tahkikatlar. Ya benim sorduğum hukukçular şöyle diyor. İddianamede her şeyin olmaması, her şeyin yer alması gerekmiyor. Yani mahkeme açık bir süreç olarak devam ediyor ve orada herkes çıktığını söylüyor. Ki öyle olsa ilk duruşmada biter. Yani bu Devlet Bey'ler gelmesi diğer duruşmalara bırakılan. Sayın Devlet Bahçeli bir süredir Sinan Ateş davası üzerinden gelen mesafesini en başta koydu. Onu biliyoruz. Söz konusu olay gerçekleştirdikten sonra da tavrını ortaya koydu ve onun arkasında durdu. Tercihi bu yönde oldu. Elinde belge bilgi olanların gitmesini söyledi. Davada orada olacağız dedi. Buradan geri adım atmayacağını bir meydan okuma olarak bunu görebiliriz. Bu tarafta net devam yani ediyor. Orada Bahçeli'nin tutumu. Ama bu mesele bir nevi tansiyon aleti gibi kullanılmaya bir süre daha en azından gideceğini anladığımız bir şey. AK Parti MHP ilişkileri için de bir çeşit hani tansiyon ölçer gibi değerlendiriliyor ve o şekilde yorumlanmaya
çalışılıyor. Bence bunun ilk cevabını Sayın Cumhurbaşkanı'nın İspanya-İtalya gezisi dönüşünde uçakta gazetecilere vereceği cevaptan, en azından bu sürece dair ilk yorumunu sanki cumartesi günü alacağız gibi tahmin ediyorum ve değerlendiriyorum. Bütün bu süreç içerisinde tabii Cumhurbaşkanı'nın grup konuşması, bir takım toplantılarda verdiği mesajlar, bir süredir böyle bir şey de olmadı. Yani bununla ilgili açıklama yapacağı bir şey de olmadı. Hı-hı. Ben de sana katılıyorum. Hı-hı. Uçak sohbetinde bununla ilgili, yani şimdi o anda bulunduğu ortamda bu konuların soru cevap olması, hı-hı, mümkün değil. Orada bunu verecektir diyorum. Peki o zaman eklemek istediğiniz Fadime Hanım bir husus var mı konuya ilişkin? Levent Bey. Çok küçük şunu söyleyebilirim. Ben Sayın Erdoğan'ın Ayşe Hanım'ı kabul ederek aslında Devlet Bahçeli'nin de üzerinden bir yük aldığını düşünüyorum. Hı hı. Şimdi Sayın Bahçeli görüşmeyeceğini, bu sürecin hiçbir şekilde tarafa müdahil olma diye bir niyeti olmadığını beyan etti. Ama bir taraftan Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı sıfatıyla bağımsız yargı çalışacaktır. Merak etmeyin. Bence bir güçlü bir el koymadır. Hı hı. İki, bir taraftan da Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak görüşünce endişe etmeyin. Adil yargı sizin için de işleyecektir. Ben bu yorumun Sayın Bahçeli rahatlatacağı kanaatindeyim. Evet. Ama bir vurgu var. 30 Aralık 2022. Aradan 18 ay geçti ve duruşmalar başlamadı. Yani Türkiye'deki yargı sisteminin de ne kadar geç işlerse o kadar maalesef bu tip spekülatif durumlara zemin oluşturacağı gerçeğini de vurmamak lazım. İddianamenin adalet olmuyor. İddianame ortaya çıkana kadar 3 savcı değişmesi, iddianamenin 1 yılı aşkın sürede ortaya çıkması, bazı siyasi figürlerle ilgili çok fazla spekülasyon olması, bütün bunları aslında biraz körükledi. Sayın Bahçeli'de kendi parti içinde herhangi bir tartışma, bölünme, kaos yaşanmaması için aslında belki de bu süreçten, daha doğrusu görüşmeden uzak duruyor diyebilir miyiz bir anlamda? Görüşme derken Ayşe Teşte evet. Çünkü bu sürecin partiyi yıprattığı çok aşikar bir durum. Parti içi daha farklı diyaloglara yol açmamak için, yani Sayın Levent Bey'in de dediği gibi, en azından Cumhur İttifakı'nın bir ortağı, hı-hı, ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabul etmiş çok olması makul da bu bağlamda. Çok makul. Evet. Çok akıllıca bu arada. Siyaseten ama devlet olarak da çok rasyonel. Evet. Peki, çok hızlıca başka bir konuya geçiyorum süren bitmeden. Fadime Hanım, sizinle başlayalım. İyi Parti'de neler oluyor? Şimdi Sayın Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesine dair mesela konu başlıklarını konuştuk, neler konuşuldu, hatta hangi bir üslupla görüşmenin seyrettiğine dair bile bilgimiz var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener görüşmesinin üzerinden ne kadar süre geçti hala tek bir konu başlığı bile yok. Bazı iddialar ortaya atıldı ama Akşener'de yazılı bir açıklamayla yalan anladığı, bir iş adamının yargıdaki süreciyle alakalı yardım istediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Onu yalanladı. Yalanladı. Hı-hı. Bir ofis tuttuğu iddia edildi. Onu da yalanladı. Ama ne görüşüldü hala? İlişkin, evet, ben bilmiyorum şahsen. Ne görüşülmediğini öğrendik ama ne görüşüldü bilmiyorum. Yani en azından iki başlıkta ne görüşülmediğini biliyoruz. Dolayısıyla İYİ Parti'nin bir rahatsızlığı var ve genel olarak İYİ Parti'de neler oluyor? Şimdi İYİ Parti'deki itirazları dinlediğim zaman oradaki temel şeyin müsavat Dervişoğlu'nun, yeni genel başkanın bu görüşmeden haberdar olmadığı, dolayısıyla bunun partinin temayülüne aykırı olduğu ve silsile halinde bütün hiyerarşiyi huzursuz ettiği yönünde bir itiraz var. Yani orada bir şüphe bulutu var. Nereden var? İYİ Partililerden Sayın Akşener'e var. Yani siz bizim genel başkanımızdınız, kurucu başkanımızdınız. Hatta bugün Koray Aydın'ın o uzun açıklamasında da sık sık vurgulandığı gibi, hani büyük emekler vererek kurduğumuz bir partide diye bir şeyin ardından da bir sitem var. Hı hı. Ama hani şunu çok net anlıyorum. Ben Meral Akşener'in İYİ Parti ile herhangi bir bağı mı diyeyim, yani böyle öyle bir koptu ki sanki İYİ Parti'den. En son işte bu fotoğraflarım teşkilattan kaldırılsın dilekçesinde de
kurucu genel başkan olduğuna dair imzasını atarken herhangi bir not düşmemesi çok bilinçli. Ama o kurucu genel başkan yazısının da böyle kalın puntoyla yazılmış olması benim dikkatimi çekti açıkçası. Hatırlatıyorum diyor yani. Evet, bu. Evet. Yani, kaldırılsın ama ben kurucu genel başkan. Benim fotoğrafımı kaldırmış oluyorsunuz. Meral Akşener her zaman çok tepkisel, çok duygusaldı. Evet. Yani bütün siyasi hayatı öyleydi. Yani hani İçişleri Bakanı olduğu dönemde dahil olmak üzere hep çok fevri siyasetler yaptı. Hani ayrıldıktan sonra da sanki böyle bir İyi Parti ile gönül bağı ya da bir gündemi kalmamış gibi bir izlenim veriyor. Hani bir kopuş, hani fiziken değişmiş olması da kaç ay sonra işte birden ortaya çıktı. Tamamen medyadan 40 gün mü o da? Bir ilginç bu 40 günlerde bugünlerde yani her şey hani fiziken de değişmiş olarak sanki o eskide kaldı. İşte yeni ben diyen bir havası da vardı. Sanki hani böyle bir gündemsizliğinin de getirdiği bir şey var ama hani bilmiyorum hani mesela ben AK Partili isimlerle konuştuğumda çünkü aynı zamanda Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olma talebinden AK Parti'ye geçme ihtiyacı ya da talebi. Oğlunun büyük elçi olarak atanması kadar, meselesi. Evet, oğluyla ilgili bir talepte bulundu ama oğlu görüşmede varmış. Dolayısıyla hani böyle silsileler halinde bir sürü şeyden bahsediliyor. Ama bunları mesela AK Parti bir karşılığı yok. Gelsin hey diyen de yok. Dolayısıyla hani bir şey yok, hani bunun AK Parti'nin konuşulup konuşulmadığını bilmiyoruz ama gelmesini isteyen olmadığını biliyoruz. Yani Meral Akşener gelmek istese de AK Parti'nin de bir istemezlik isteyenler de var ama. İstemezlik durumu olacağını düşünüyorum, öyle mi? Sen de bir şeyler var anlatırsın onları. Evet. Hani benim aldığım şey istemezlik. Culara denk geldi. Müsavat Dervişoğlu ile ilgili de şimdi bu işte hızlı bir soyadı Uz'du bir milletvekili Rıdvan Uz. Sırf bu görüşmeden dolayı artık teşkilatta fotoğrafları olmasın indirelim diyen bir milletvekili çok hızlı bir şekilde ihraç istemiyle bir disipline sevk edildi. Bu çok sert bir tedbirli olarak. Belki de ihraç edecekler. Zaten az sayıda grupta milletvekilleri var. Bu bayağı bir hani savruk bir şey aynı zamanda, öyle değil mi? 39 mu milletvekil sayısı? Her sanki azalıyor galiba. Hani istifalar var, en son istifa iki tane ihtimalleri var. Galiba 37. Hani bu çok evet çok savruk bir tutum, hani daha kucaklayıcı olmaya yerine. Meral Hanım'ın tepkisel ve duygusal davranışları partiye de galiba sirayet etmiş vaziyette. Evet, böyle kurucu olmanın böyle bir durumu var. Çünkü İyi Parti işte kurulduğundan bu yana pek çok sorunu vardı ama şu anda da mesela Koray Aydın Müsavat Dervişoğlu'na da eleştiri getiriyor yaptığı bu açıklamada. Rakipler. Ve ilk turda onun oyu daha fazlaydı Koray Aydın. Rıdvan Uz'da Tolga Akalın'ı destekliyordu. Ayrıca. Dolayısıyla parti içinde bir parçalanma hali var. Ve bu gibi şeyler oradaki o blokları tetikliyor. İyi Parti bir süre sonra daha çalkalanacak bence diyerek Didem'den şeyleri alalım. Şimdi hepimiz merakla döndük size. Çünkü kulis bilgileri olduğunu söyledi Didem Hanım arada bize bu konuyla alakalı. Şimdi yarın toplanıyor disiplin kurulu saat 14'te kesin ihraç talebiyle. Bu bilgiyi vererek sözü size bırakıyorum hemen. Şöyle bir toparlama yapayım. Nasıl oldu da? Hatırlıyor musunuz geçen programda temsil heyetinde Akşener'in fotoğrafları hala duruyor muyu konuşmuştuk. Ben de evet ben meclise gittim ve hala İyi Parti'nin hala duruyor. Orada duruyor demiştim. Hatta grup salonunun girişinde Meral Hanım'ın grup bölümünün girişinde bir tane böyle fotoğrafı vardı. Şimdi o fotoğraf orada duruyor. Onun yanına Müsavat Bey'in de fotoğrafı koyulmuş. Mesela bir kurultay salonunda bir yürüyüş fotoğrafı var Meral Hanım'ın. O büyük bir fotoğraf. O hala duruyor. Dün kontrol ettim. O yüzden hala yerine söyledim. Çek edilmiş. Evet. Şimdi nasıl olmuş da olmuş bu? Hala bir takım şeyler var. Cumhurbaşkanı görüşmek istedi. Cenazede karşılaştılar en son orada. Evet. Benim öğrendiğim kadarıyla araya her iki taraftan da
birileri giriyor ve bu buluşma gerçekleşiyor. Bu buluşmayı AK Parti tarafında anlamlı, geçen hafta söylemiştim, bulan, devamının geleceğini düşünenler var, önemli görenler var. Meral Akşener'in merkez sağa da siyaset yapmış, kentli milliyetçiler üzerinde özellikle etkisi olan önemli bir figür olduğunu düşünerek bunu önemseyen bir kesim var. Kimilerine göre İyi Parti artık 3.77 oy oranına gelmiş ve hani ne olabilir? Hı hı. AK Parti yakın zamana kadar çok sert bir muhalefet yapmış bir Meral Akşener'in hani bu tarafa getirebileceği ne olabilir? Hı hı. Daha önce de Meral Akşener'in ettiği, biz bütün bir grup olarak gitsek bile bizi destekleyenler, tabanımız gelir mi arkamızdan sözü vardı. Meral Akşener kurultaydan sonra çok yakın olan bazı isimlere şöyle demiş, yani ben Kurban Bayramı'na kadar bir süre hani yokum, hı hı. Kurban Bayramı'da görüşürüz deyip onlara öyle bir randevu vermiş. Hı hı. Evet, Musavat Dervişoğlu da bilgi vermemiş giderken, Musavat Dervişoğlu öğrendikten sonra, ki kendisi de bunu açıkladı zaten bir televizyon programında, evet, kendisi arıyor ama sonra Meral Akşener dönüyor. Benim İyi Parti'den konuştuğum bir isim şöyle söyledi, yani Meral Akşener o kadar hani gidişinin böyle haber vermesini gerektirecek gibi bir şey olduğunu çok düşünmemiş. Çünkü şöyle demiş, yani ben genel başkan olarak o partide bir televizyon programına çıkarken İyi Partili diğer arkadaşlar televizyon programlarına hani çıkmayın bile dememiştik. Hani biz böyle şeylere çok takılmazdık gibi galiba bir ifade kullanmış. Ben bunu başka bir İyi Partili'den duydum. Görüşme gerçekleşiyor. Fakat sonrasında Meral Akşener de suskunluğunu, işte geçen hafta da konuşmuştuk, Koray Aydın konuşma çağrısı yapmıştı, yapmadı. Hı hı. Bu arada spekülasyonlar üzerine kimse bir açıklama yapmadı. Aslında bütün süreci o Cumhurbaşkanı yardımcılığı iddiası, yani MHP'de de etki bırakan şeyler onlar. Bunlar böyle devam ediyor. Meral Akşener adına iki kişi konuştu geçen hafta. Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve Burak Akburak. Hı hı. Her ikisinin de konuşmalarında ortak noktalar var. Çünkü ikisi de çok yakın. Süremizin sonuna geliyoruz. Öyle mi? O zaman şöyle söyleyeyim. En kritik şeylerden birini yapayım. Meral Akşener kendisinin çıkışından, yani bu fotoğrafı vermesinden sonra Merkez Disiplin Kurulu WhatsApp grubunda kendisinin ihraç edilmesi önerisinin bir kişi tarafından gündeme getirildiğini duyuyor, öğreniyor ve buna itiraz edilmediğini de duyuyor. Ve sanırım ondan sonra... Bu Rıdvan Uz değil, değil mi? Hayır hayır. Bu daha önce. Rıdvan Uz olayı olmadan. Ve doğal olarak ihraç lafı, hani bir Meral Akşener'i partiden ihraç etmek istiyorlar sözü buradan çıkıyor. Belki gerçekten o. Belki sadece tartışmaya açılan bir konuydu. Hı hı. Ama kimse bu mesajın altına hayır öyle olmaz gibi bir şey de yazmıyor. Meral Akşener buna çok alınıyor. Ve doğal olarak da ondan sonra bir takım tepkiler gündeme geliyor. Neden Musavat Dervişoğlu'nun dünkü grup toplantısını hatırlayalım. Ama ondan önce Meral Akşener'in kendi hakkında yapılan iddiaları alıntılayarak kimseye ise kapılmasın, hepimize yönelik saldırılarla birlik görüntüsü vermeye çalıştığını da hatırlayalım. Hı hı. Meral Akşener'in üzerinden Meral Akşener'le İyi Parti arasına koyulacak bir mesafe İyi Parti'ye de iyi gelmez. Evet. Hı hı. Ama Musavat Dervişoğlu'nun dünkü grup konuşmasında şahıslara bağlı bir parti olmadığı, evet, ifadesi de var. Gerisini haftaya dinlersiniz. Bu evet de mi? O evet. Evet, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Evet, biz kadınlar pek çünkü size de söz bırakmadık galiba. Rica bu bölümde yine bekleriz. Bence. Evet, dış politikayı da konuşacağımız temsil heyeti günlerinde bekleriz. Çok teşekkürler. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Temsil heyetinde ekranları başında bize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.